gene gündem okulunda değişiyor ki bu yeni mi gelişti? Hep vardı da bizim bu kadar farkında değildi. Ertesi günde bu konuşmalar annem medyaya yansıyor. Toplumun bir kesimde böyle bir bekletti. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Çarşamba akşamı yine beraberiz. Beklediğiniz iki program ortağımla beraber diyeyim. Çünkü artık konuk değiller. Benimle çok programın sahibi onlar ama Habertürk açısından zor günler geçiriyoruz. Çünkü iki co-hostumuz diyelim, iki program arkadaşımız Habertürk'te disiplin falan bırakmadılar. Celal Şengör az önce spikerimizi güldürmek için maymun taklidi yapıyordu. Doğru, doğru diyor. Şaka etmiyor, doğru diyor. Haber sunarken gülsün diye. Neyse, Allah tarafından spikerlerimiz yeterince profesyoneller de ona kulak asmıyorlar. İlber Hoca ise bu durumu esefle, kınar gözlerle bakıyordu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Hadi'cim, iyi akşamlar. İyi akşamlar, herkese iyi akşamlar. Canan Hoca ile ben. Evet, Canan Hoca da bir önceki program konuğumuz. Her iki konuğumuzu da sigaya çekti ve aşırı kilolarından ötürü ağır, ne diyeyim? Tenkit etti. Tenkit sert biçimde tenkit etti. Ya, çünkü karşında yarım ton oturuyor. Evet Ejder, bu akşam ne konuşacağız? Vallahi her akşam konuşacak bir şey buluruz. Nereden başlayıp nereden çıktığımızı biz de bilmiyoruz. Bu akşam ana mevzularımız şunlar. Bir, Fatih Sultan Mehmet'in entelektüel tarafı. Bir, orta çağ sonu, ilk çağ başlangıcı entelektüel olarak Fatih Sultan Mehmet nasıl biriydi? Askeri tarafını hepimiz üç aşağı beş yukarı iyi kötü biliyoruz. Ama entelektüel tarafını hep beraber bugün burada biraz daha derinlemesine öğreneceğiz. Bu arada Murat Barakçı'dan çok çirkin bir mail geldi. Bunu okumayacağım Murat. Kusura bakma. Pardon, mesaj geldi. Yine bu ne akşam... Tamam, bana hocam. Gene şarkılı mı diyor? Yok, sana şarkı demiyor bu sefer. Çünkü dedi. Biliyorsun sen evet. Dedi ne yaparsan yap şarkılısın dedi. Evet. Ondan sonra da rahmetli anama atıf yaptı. Evet. Çünkü ben dedi senin ananı tanıyorum. Çoğu da şarkılıydı. Ama doğru söyledi. Doğru söyledi. Evet. Yani anamı tanıdığı kesin yani. Evet. Annem de rahmetli Murat'ı çok severdi. Onu da biliyorum. O da annenin hatası. evet, ne konuşacağız başka? Bunları konuşacağız ama Rönesans'ı konuşacağız. Genel kanaat biliyorsunuz Rönesans. İstanbul'un fethiyle başladı. Hakikaten o yüzden başladı. Niye başladı? Yine gideceğimiz bir başka konu. Osmanlı coğrafi keşiflerde niçin yer almadı? O kadar büyük bir imparatorluk. O dönemde dünyanın en büyük gücü belki. Fakat coğrafi keşifler konusunda geri kaldı ve belki de bu yıkılışının sebeplerinden biri oldu. Ülkenin kaynakları mücadele etme gücü kalmadı diye düşünebiliriz. Yine bir başka mesele, Kanuni'yi konuşacağız. Kanuni'nin aşk hayatını zaten bir dizi vasıtasıyla öğrenmiş bulunuyoruz ama diğer yönlerini de bu akşam burada ele alabiliriz. Evet İlber Hocam, nereden başlayalım? Fatih'ten başlayalım. Bu oldukça açık. Tabii ki Fatih devrinin malzemesi hiçbir şekilde ne Kanuni devriyle ne 17. asırla mukayese edilecek gibi değil. Kaynaklar daha sınırlıdır. Mesela Kanuni devrine ait tonla mühimme defterleri var. Divan-ı Hümayun kararları. Buradan tarih öğrenebiliyoruz. İçtimai tarih öğrenebiliyoruz. Mesela Kıbrıs Cezirası'nın nasıl Türkmenlerin yerleştiği falan oraya teferruata kadar yazılan tarih eserleri çok daha teferruatlı, çok daha ciddi, çok daha sanatkarane. Öbürküsü 15. asrın tarihçiliği eskiden bahsediyor. Ama 150 sene evveli. Orada bazı sorunlar var. Çok ciddi çalışılması gerekiyor. Metodoloji değişik ve bu metodolojiyi bize büyük ölçüde hocamız Halil İnalcık öğretti. Bu ilk devir ve kaynameleri ve takvimler ve vakfiyeler nasıl kullanılmalı, nasıl karşılaştırılmalı
Çok yakın zamana kadar bu konuda yeterince titiz davranılmadığı anlaşılıyor onun çalışmalarından sonra. Tavsiye ettiğimiz eser iki kendi yazdıkları dışında iki çok kolay okunan kitap vardır. Osmanlı Padişahları ve Osmanlılar adlı iki kitap. Bunlar Diyanet Vakfı'ndan çıktı ve galiba bir yayın evinden bulunabilir. Burada sorun şudur. Bütün sorunları ortaya koymamız lazım. Madde 1. Fatih'in entelektüel kişiliği. Bu biliniyor. Fakat nedense görmezden geliyor. Niye? İşte onun üzerinde duracağım. Şimdi bir kere şeyi biliyoruz. Çok iyi Arapça biliyor. Çok iyi Farsça biliyor. Kalem oynatıyor bu konuda. Türkçe de öyle. İkincisi Türk kaynaklarının yani hem çağdaş Türk kroniklerin ve kaynamelerin hem de sonrakilerin üstünde pek durmadıkları bu Yunanca meselesi. Bunu nedense herhalde Yunanca bilmediğimiz ve Yunanca bilenlerin de Türkiye'de yani klasik Helenistlerin de hiçbir şekilde böyle Fatih devrini falan araştırmak gibi bir endişeleri olmamasından ileri geliyor. O onların seçimidir. Tenkit etmiyorum. Topkapı Kütüphanesi'ndeki yazmalar, İlyada vesaire gibi vesaire değil birkaç tane bunlar. Bizim Topkapı Kütüphanesi fevkalade renklidir. Yani öyle sırf Arapça, Farsça, Türkçe içeren bir rastgele bir oryantal şark kütüphanesi değildir. Yabancı dillerde vardır. Yunanca, Latince, Ermenice, Macarca. Bilhassa. Bunlar padişahların özel kütüphanesi değil mi? Özel kütüphanedir. Ve burada görülüyor ki Yunanca okuyor, okutuyor, anlıyor eski Yunanca. Bu bir eğitim meselesidir. Yani Enderun'un tarihini henüz çok iyi bilmediğimiz için padişah çocuklarının, şehzadeganın bu mektepte devşirmelerle birlikte, seçkin devşirmelerle birlikte eğitim gördüğünü, bu eğitimde neler okuduklarını henüz araştırma safhasındayız. Fakat şunu açıkça söylemek durumundayım. Buradaki gençlerin, şehzadeganın bir takım dilleri öğrenmesi, şark atmosferi dışındaki dilleri öğrenmesi bugün aslında belki de üniversite talebelerinden daha kolay. Çünkü köylü çocukları devşiriliyor oraya kadar geliyor ama bunlar belki böyle halk tipi bir Rumca, Dimotiki konuşuyorlar ama ruhban aile çocukları da var. Mesela Mahmut Paşa, Veli denen bir ruhban ailesinin, rahip ailesinin çocuğudur. İkna ile alınmıştır. Eski Yunanca biliyor tabii. Sokolovic Mehmet Paşa yani imparatorluğun en uzun süre sadrazamlık yapan Sokollu Mehmet Paşa. Evet, biz Sokollu diyoruz tabii. Bosnalıdır. Bosna Sırplarından olduğu anlaşılıyor. Kardeşi var, kardeşleri var. Bu da bir ruhban ailesinden ikna edilerek alınmış fakat son derece iyi bir Müslüman olmuş. Yani dini bütün ama biliyor eski kültürünü ve dili. İki örnek verdim. Yani bu gidebilir. İşte iki büyük şey, paşa aslında. Biri Mahmut evet, Paşa, biri Sokolovic Paşa. Mesela Alberto Bobovius var. Bobovski, Ali Ufku Bey. O Polonez asıllı. Belli bir şey daha sonraki devirlerde. Bu Enderun Mektebi'nde Şehzadegan iyi yetişiyor. Yani Fatih Yunanca biliyor. Oğlu 2. Bayezid'in o tarakta pek bezi yok ama çok iyi Çağatay biliyor. Yani bugünkü Türkologların bilemeyeceği şekilde rahatça bu Çağatayca kitapları ve hatta Uygur yazısını okuma kapasitesi var. Evet yani Beyazıt. Çok önemli. Evet 2. Bayezid öyle çok bizde es geçilen bir kişiliktir. Hem taraftarları hem de tenkitçileri adamın hakkını yerler, es geçilir üzerinden. Bu doğru bir tavır değil. Yani neleri bilip bilmediğini. Mesela Sultan Abdülaziz de öyledir. Yani 19. asır daha ayıp bir şey Türk tarihçiliği açısından. Hem taraftarları hem muarızları, küçümseyenleri tenkit ederler, tahfif ederler. İşte böyle güreş tutan pehlivanlarla,
kaba saba şakalar yapan, teres meres diye konuşan, efendim işte bir oturuşta bir koyunu yiyen nasıl oluyorsa o, bir adam. Kraliçelerle maceraları olan. Adam onu bilmiyorlardı. Yani çünkü İmparatoriçe Ojini iadeyi ziyaret için İstanbul'a uğradı. Asıl hedef Mısır'da Süveyş Kanalı'nın açılışıydı. Fakat dönüşte gene uğramak istedi İstanbul'a ve yayınlandı bu telegram. Napolyon, 3. Napolyon Paris İmparatrisini bekliyor diye. Uğramadan gel buraya diye. Gitmeye. Arada en azından böyle bir platonik bağ var. Yani çok açık bir şey bu. Padişah, yani Öjeni Abdülaziz'e evet, aşık olmuş. Evet, hiçbir sebep yok olmaması için. Çünkü şey, Batı müziğinde de besteler yapabiliyor. Yakışıklı adam. Yakışıklı adam, boylu boslu. Mesela gittiği zaman Fransa ve İngiltere, Britanya'ya ve dönüşte Avusturya'ya, Macaristan, o kanalla döndüler. Veliaht yanında Murat Efendi, 5. Murat. Boylu boslu, piyano çalan, beste yapan, ressam, Fransızcası mükemmel bir delikanlı, genç bir adam tabii. Herkesi empresyon ediyor. Hatta Kraliçe Victoria sefer gününe göre torunlardan birini vermek istedi. Kendisine. Yani böyle bir şey konuşuldu. Geçici zaten Sultan bir Şehzade Murat'a, Crown Prince Veliaht'a. Çok sevindi Keçecizade, hariciye nazır olarak. Efendimiz dedi işte falan filan. Sultan Abdülaziz'in cevabı tövbe estağfurullah çık çık çık. Yani niye? İstemedi. İstemedi İngiliz prensesini. Hayır istemedi. Yani halifenin sarayına açıktan açığa şimdiye kadar bir takım Hristiyan prensesler girmesine rağmen demek 19. yüzyılın havası içinde hele bir hükümdar, çünkü İngiltere prensesi istemedi. Bir bakıma Prusya kralı Kaiser Wilhelm'in imparatorun sonra babası Friedrich'in akıbeti düşünülürse haklı. Çünkü biliyorsunuz Kaiser Wilhelm'in annesi Victoria'nın kızıydı. Evet. Ve o çok iyi bir evlilik değildi. Niye evli değildi? Değildi. Bir kere en başta Prusya kraliçesi olan hatun, daha henüz Alman imparatoriçesi değil. Sürekli Alman küçümsüyor. Yani bu... Babası Alman. Zaten sülale Alman. Sülale Alman. Değil mesele, ırkçılık değil. Yani mesela çocuğun sol kolunda bir problem var. Ha katiyen olmaz Alman cerrahlar falan. Aa. İngiltere'den adam. Ha bunlar ne anlar falan. Ve Kaiser Wilhelm sol kolundaki bu sakatlığı tamamıyla annesine atfederdi ve nefret ederdi. Yani bunu da gizlememiştir falan. Ama şeyini seviyor mesela büyük annesini. Onun ölüm döşeğinde de koca imparator bekledi gidip Londra'ya. Neyse bu şeylerin üzerinde durmuyoruz fazla, kapatalım. Fatih Sultan Mehmet bu dili biliyor ve İtalyanca biliyor. Bunu söyleyenler Kritovulos gibi Bizans'tan kalma ve kaynavlüsler etrafta dolaşan ve Langusi gibi, De Langusi gibi İtalyanlar. Bunlar padişahın Yunancasını çok methediyorlar. Sarayın kütüphanesindeki kitaplar üzerindeki kayıtlar da bunların doğru olduğunu gösteriyor. Karşımızda bir Rönesans dönemi entelektüeli vardır. İtalya ile uzaktan yakından alakası olan ama bilim olarak çok yakından ilişkisi olduğu belli. Ve Rönesans'ın entelektüelleri içinde çok özgün bir yeri var. Çünkü o devirde Rönesans İtalya'sının en parlak münevveri, yani tam çağdaşı Fatih'in, Pico della Mirandola, Floransa ayağından ve her şeyi bilen adam denir. Yani böyle bir roman da çıktı.
O romanda biraz tercüme hataları var. Dominikli diyor Savonarola için. Dominik daha yok ortada. Ama neyse, bakıldığı zaman görülecektir. Bildiği şey Yunan, Latince tabii. Bu Latince yalnız Rönesans münevverleri Petrarca ekolünü takip ederek klasik Latince'ye yönelmişlerdir. Yani kilise Latincesi. Latine değil. Vulgata'yı değil, bütün Orta Çağ boyunca konuşulan ve yazılan Latince değil, doğrudan doğruya klasik kaynaklara, hümanizm dediği o yani, insanı zamanlarda ve mekanlarda standartize ederek anlayan akım. Ve bu Latince'nin yanında Orta Çağcıların pek yapmadıkları, ancak Aquinolu Thomas'tan beri üzerinde durulan Yunanca. Yunanca Şark'ta daha evvel tanındı. Yani hem ilk çağlarda bütün o çevrenin insanları, eski Mısır, yani Mısır'dan eski başlayarak Suriye, Yahudiler, evet. Yani bu nevi bir Helenizasyon. Bu coğrafyada daha eskidir. Bu coğrafyanın şey, lingua franca hani şeyler sayıyorlar ya, işte Batı medeniyeti, efendim Yunan, Hristiyan uygarlık falan, lab lab lab, ikisi de bu taraftan geliyor aslında yani. Tabii. Yunanca alimlerin dili olarak bilinir ve Peter Brown'un, yani çok önemli bir geç dönem o ilk çağ tarihçisidir. Onun tabiriyle Yunanca konuşarak bayağı gezersiniz diyor. Aynı zamanda Hristiyanlığı da dil değil mi Yunanca? Yani Hristiyanlıkla birlikte geldi ama Hristiyanlıktan önce Yunanca zaten batıda, bu Doğu, Orta Doğu'da bir dildi. Ve bu Yunanca'yı da öğrendi tabii Rönesans'ın insanları. Bu çok önemli bir şey. Yani bunun üzerinde durdular ve öğrendiler. Burada bir şey saplayayım. Büyük ölçüde de gene buradan gidenden öğrendiler. Tabii yani, ama o şey, evet, buradan giden hocalar, buradan giden hocalar, bu bir ayrı konudur, üzerinde duracak değiliz. Çünkü araştırılmış bir konu. İşte ünlü metropolit Besarion mesela, o Floransa konsülünde 1440'larda birleşmeyi savunduğu için Ortodoks ve Katolik Kilisesi'nin. Ve bu birleşmeyi herkes istiyor bugün. Yani Ortodoks dünyada istiyor ama kimse taviz vermiyor tabii kendi dogmalarından. O zaman akidelerinden, dogmayı sokak tabiriyle kullanmıyoruz, akidelerinden. Besarion batıcı oldu, çok katolikçi oldu ve orada kalmak zorunda kaldı. Kardinal yapıldı ve az kalsın papa seçiliyordu. Yani yok bireyle ya, falan kaybetmiş konklavda. Az kalsın papa seçiliyordu. Çok önemli bir entelektüel, bir örnek. Daha başkaları da var. Venedik, Padova. Efendime söyleyeyim, Padova biliyorsunuz eski Venedik'in şeyse, Oxford'tu. Çok yakın. Venedik'in içinde üniversite bugün var, o gün yoktu. Padova'da okuyorlardı, evet, yani şehir dışındadır üniversite. Bunun gibi tabii ki bütün İtalya'da şeyde Yunanca hocaları var, buralardan gidenler. Bunların bence en önemlisi, onu söylemek lazım çünkü coğrafi keşiflere gelecek. Emanuel Chrysoloras. Ha, Chrysoloras. Chrysoloras çok çok önemli bir adam. Şu elimde gördüğünüz atlası biraz sonra göstereceğiz. Bu Vatikan'da bulunan ve kod numarası Urbinas Grecus 82 olan atlastır. Bunu Chrysoloras götürmüş. Götürmüş buradan. Chrysoloras buradan götürüyor. Ve bu saraydan çıkma. Yani Bizans sarayından çıkma. Chrysoloras'ın öğrencisi Jacopo Angelo de Scarperia daha sonra papa sekreteri oluyor. Ve bu papa sekreteri olan adam bunu Latince'ye tercüme ediyor. Kozmografia adı altında. Bu İlk defa 1575'te Venedik'te haritasız basılıyor. Sonra 1577'de Roma'da haritalarıyla birlikte basılıyor. Hı hı. Ve Christoph Colomba, yahu dünya küçükmüş, devamlı batıya gidersek Asya'ya varırız fikrini ilham eden kitaptır bu. Chrysoloras onun için çok önemli. Colomb bunu görmüş yani. Evet, bunu görmüş, okumuş, bunu atıf nerede yapıyor. İtalya'ya gitmiş çünkü bu kitap. Ve gider gitmez müthiş yayılmış. Şimdi İlber onu anlatacaktır. Bu o kadar mühim bir kitap ki. Fatih ele geçirdiği zaman kütüphaneyi, içinde iki tane bundan çıkıyor.
Bizans kütüphanesi. Bizans kütüphanesi. İki tane çıkmış. İki tane çıkıyor ve derhal Amirutses'e, ki Amirutses çok önemli bir adam, onu da İlber anlatır, politik olarak da önemli bir adam. Sonradan Müslüman olmuş bu adam. Fatih diyor ki bunu tercüme edin. Bu kitap tercüme edilirken ve bütün Batı dünyası bu tercümenin bizim İlber'le birlikte restorasyonunu sağladığımız kitaptan yapıldığını zannediyordu. Ben öyle olmadığını gösterdim. Fatih'in elinde bizim zannettiğimizden daha çok Ptolemaios var. Çünkü sarayda Arapça tercümesi yapılmış Ptolemaios, bugün bizim elimizdeki Ptolemaios değil. Başka bir Ptolemaios var. Oradan Amirutses tercüme etmiş ve bakmış ki padişah çok ilgili, müthiş bir kopya bulunmuş. İşte o bizim restore ettirdiğimiz Seraliensis 57 veya gayri İslami yazmalar 57 dediğimiz, onu biraz sonra anlatayım, o müthiş bir şey. Yani Ptolemaios'a geldiğimiz zaman bakın bütün coğrafi keşiflerin başında bu kitaplar durur. Evet, yani bu tabii çok enteresan bir yapı. Çünkü mesela o demin sözünü ettiğimiz Pico della Mirandola, bu arkadaş İbranca biliyor. Doğu dili olarak Arapça, Farsça falan bilmiyor. İbranca iyi bir kilise eğitimi alan, Hristiyanlığın köküne inmek isteyen bir insan için öğrenilmesi gerekli bir dil. Bir de onun gibi biri daha var, Reuchlin. Bu daha geçtir. Alman protestanlığının mübeşşirlerindendir, yayıcılarındandır. O da gene İbranca'yı çok iyi biliyor tabii ve bunlar İncil diline iniyorlar. Biraz da ikincisi. Yani şey Reuchlin. Reuchlin'in derdi protestanlar. Münster coğrafyacı, İbranice profesör. Evet, o yani. Müthiş bahsediyor. Yani böyle bunlar bir yerde buraya geliyorlar. Fakat şarktaki insanların içinde böyle hem doğuyu hem batıyı bilenlerin en belirgin örneği Fatih Sultan Mehmet'tir. Onun için böyle rastgele bir entelektüel işte, rastgele bir bilgili hükümdar olmanın ötesinde bir kişiliği var. Peki abi, ben şunu merak ediyorum. İşte Fatih Sultan Mehmet anlattığınızda muazzam bir tablo çıkıyor ortaya ve anlatacak olduklarınızdan. Şimdi Fetret devri bitmiş, o imparatorluk yeni yeni toparlanıyor ve Fatih'in babasına baktığınız zaman da çok muazzam bir entelektüel derinliği varmış gibi bir görüntü yok bana göre. Bilmiyorum. Belki kimin? Koca Murat Gazi'den bahsediyor. Ha şöyle bir şey, onun üzerinde Sultan Murat devrinde Şark'ın çok önemli eserleri Türkçe'ye çevrildi. Yani babasından değerli itibaren değerli başlayan bir... Yok, daha evvel çocuğu, de olabilir. Çocuğu bilmiyorum. Eğittiren babası çok ilginç. İşte onu soracağım ha? Yani. Ama yani o sarayda... Bu eğitimi o mu başlattı yoksa var mıydı? Var mıydı? Yani biz Osmanlı hanedanlı ve devleti, insan yetiştirme kaynakları, kurumları ve bu devşirme sistemi falanla çok eskisine kadar bilmiyoruz ki. Yani... Şimdi elimizdeki ilk tahrir defterleri Fatih'ten biraz evveline ait, Arnavutluk. Şey çevirdi onu, çevirdi değil, emanet etti, işledi, onardı, yorumladı. Ve Balkan tarihinde birdenbire tarihçiliğinde çok önemli bir pozisyon ele geçirildi haklı olarak. Halil İnalcık Hoca, yani çok önemli bir, yani ister istemez bütün Balkanlılar bu... Şehit nakli çok önemli. Defteri sancağı Arvanit adı biliyoruz. Klasik eserimiz bizim şeyde, bibliografyada. Bunlar önemli. Şimdi bakınız, orada başka türlü bir sorun var. Bu okul ne zaman tam teşekkül etti? Saraydaki, Edirne Sarayı'nda neydi? Topkapı'da nasıl devam etti? Bu Bursa'da neydi? Edirne'den oldu. İşte Bursa herhalde çok daha önemli her şeye rağmen. Edirne Sarayı'nda ne vardı? Edirne Sarayı üzerinde yapılan çalışmalar fevkalade sınırlı. Evet abi. Mimarisi dahil ve kaynak bulamıyoruz. Çok büyük ölçüde şimdilik yabancı kaynaklara bakmak lazım. İtalyanlara. Yani Cenova, Roma, Vatikan ve Venezia'yı bakmak lazım. Yani o gözle okumak lazım. Ve sanıldığının aksine orada çalışan arkadaşları,
İtalyan ve diğer meslektaşları şükran ve takdirle anmak vazifedir ama sanıldığının aksine o muhteşem arşivler çok da iyi istismar edilmiş değil. Yani bir sürü şey var zaman zaman. Yani mesela bakın Dede Korkut'un çok ana bir nüshası Vatikan'da bulundu ve hiç de o kadar eski bir devir değil. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bir kavim Azerbaycan'ı, Türkmenistan'ı, bugünkü Anadolu'yu birbirine bağlayan bir eser orta çağlarımız için ta ne zaman Vatikan'da bulunuyor İtalya'da. Yani bunu 150 sene evvel falan bulunması gerekirdi. 100 sene evvel böyle bir şey olamaz. Yani ne zaman bulundu? Çok yakın zamanda yani benden yaşlı tabii bulunuşu ama çok da yani o kadar eski bir eser içerisinde. Tabii yani o tam tarihini şimdi size söyleyemeyeceğim. Şundan söyleyeyim ben şey, şimdi böyle bir ortamda tabii bütün bu literatür çok iyi taranmıyor, bilinmiyor. Yani bizim anladığımız Osmanlı padişahının entelektüel yapısı, yetişmesi bırak o devirleri 19. asırda bile tam anlaşılmış değil. Ama yine buna rağmen çok söyleyeyim. Bu konuda çok kolay hükümler veriliyor. Bu eski dönem 15. 16. 17. asırın padişahı nedir? Aynı adam değildir 3 asır içinde portre olarak. Ama 15 ve 16'yı çok iyi bilindiğini söylememiz katiyen mümkün değildir. Bana ilginç gelen şu hocam. Şu bana ilginç geliyor. Yani bir Türk imajı var işte batıda hala geçerli olan işte barbar at üstünde gezen. O geçerli olur onu şey yapmayız. Ama o... bakıyorsun bir yandan da bunun devlet yapısının içerisinde başa geçmeye hazırlanan o toplumun lideri geçecek adamlar batılılardan daha az yetiştirilmiş daha iyi yetiştirilmiş hatta bazıları. Ama o şey şimdi yazılan şey böyle şeyleri bir memlekette yerlilerin bakması gerekir. Yani mesela şimdi ben size Rusya tarihinden örnek vereyim. Krusenstolpe diye bir Alman var. Bunun çok okunan bir kitabı vardır. Rusya çarlarının saray hayatı. Bu çok okunur. Yani bunu okunmadan olmaz. Bu bir klasik eserdir. Ama eserin asılı böyle çok sevimli bir adamdır. Böyle uzun sakallı. İşte zamanında Rusya'nın münevverlerini çok ilgilendiren... Hatta Tolstoy'un bile vallahi onu okumak çok eğlenceli dediği bir adam böyle göbekli, kısa boylu, cüce gibi koca sakalı olan ve Moskova'ya gidenler bilir şu kırmızı tuğla bir müze vardır. İstarichiski Müze, tarih müzesi Moskova'nın. O böyle garip bir çeyiz sandığı gibidir. İçinde milyonla onun şey vardır, obje ve hiçbir zaman tam klasifikasyon bitmemiştir. İşte onun ilk önemli müdürü Çar'ın son zamanlarında bu şeydi, Rusya Çarlarının hayatı, Rusya Çariçelerinin hayatı ve efendime söyleyeyim Rus Çareviçlerinin, veliahtlarının hayatı ortaya çıkan şey budur. Bunun üzerinde durmak lazım. Şimdi böyle bir çalışma bizde yok. Yani rahmetli Uzun Çarşılı Hoca'nın yapabildikleri ömür içinde bizim arşivlere dayanarak ondan sonra onun üzerine çok az şey ilgisini çekmiş demek ki tarihçilerin. Şimdi Türk tarihini inceleyen oryantalistlerden fazla bir şey bekleyemezsiniz. Çünkü onlar batıyı ve doğuyu birbirine kaynaştıracak, artikülasyonu sağlayacak bir yorum getirmezler. Böyle bir yorum pek umurlarında değildir. Hatta belki işte bir köşeyi, ayrı bir köşeyi bilen uzman olmayı tercih ederler. Bunun bir sorunu yarattığı açık. Bilmezler. Yani o kadar büyük, hani Duvolney'in, efendime söyleyeyim Massignon'un, efendime söyleyeyim Sylvester de Sassi'nin yetiştiği Fransa, işte Hammerler falan Almanya, insanlar hala eğer Türkolog, Arabist falan değillerse falan ha işte bilmem ne, hatta
çok meşhur bir Jacques Delors zamanın çok politikacı, kültür bakanı. Efendim tabii biz Orion'u bilmiyoruz diyor. Şimdi adama desen ki yahu orada tonla Fransızca yazılı şeyler var Orion üzerine, ayıp değil mi falan desen sıkılmaz. Çünkü kimse bilmiyor. Yani böyle bir köşeye kapatılmış bir bilimdir o. Tek istisnası ben size söyleyeyim, Fitzgerald'ın Hayyam çevirisidir. Hayyam ve şey çevirisidir. Herkes okur. Efendim Rückert'in ve Hammer'in Hafız çevirisidir. O zaman ortalığı sarsmıştır bunlar şiirle. Başka şeylerle de pek ilgilenmezler. Hatta Bizantinistler ilgilenmez. Mesela Falmerayer çok büyük bir Bizantinist. Bir tek o seviyor Hammer'i, başkasının umurunda değil. Fakat sana bir şey söyleyeyim mi? Çok ilginç bir adam var bunlarla ilgilenen, Humboldt. Hem de Alexander, doğa bilimci. Sylvester de Sassi'den gidiyor Farsça öğrenmeye kalıyor. Evet, işte öğrenemiyor. Efendim, ha öğrenemiyor. Ama mesela Stanislas Julien'in ahbabı, adam kitabını bitirmeden buna veriyor. Stanislas Julien'in kitabındaki verilerden mesela, bu kitabındaki verileri ben sana söyleyeyim, bir Çinli, 4. yüzyılda bir Budist rahip Hindistan'a gidiyor. Gördüğü yerleri anlatıyor adam. Gördüğü yerlerde hangi bitkileri görmüş? Bunları anlatıyor. Humboldt bunlara bakıyor. O zaman Pallas zamanında Orta Asya'yı 10 bin metre yüksek zannediyorlar. Humboldt diyor ki kardeşim bu mümkün değil, bu bitkiler olmaz diyor. Ondan sonra gene oryantalistlerden istifade ederek şeyi okuyor. Babür'ün hatıratını okuyor. Oradan Babür çıkıyor. Diyor ki efendim işte bizim orada nar vardı, üzüm vardı, pamuk vardı diyor. Humboldt diyor ki kardeşim bu deniz seviyesinden çok fazla yukarıda bir yer değil burası diyor. O kadar ilginç ki bunları kullanmak suretiyle sen Klaproth'u bilirsin. Klaproth'un, Klaproth zamanının en büyük lingvistlerinden biri. Herif Asya'da konuşulan dillerin çoğunu biliyor. Gitmeden bilir. Evet, müthiş bir herif bu. Gitmeden bilir. Ve bu adam mı kardeşim bir sürü tercümeyle Humboldt'a Asya haritasını çizmesine yardımcı oluyor. Bunun bir meşhur Asya poliglottası vardır. Onun bir atlası var Fatih. Adam dil anlatıyor. Humboldt o atlası kullanıyor fiziki coğrafya yapmak için. Ben de yani evde var meyve, o meyvelerden, hiçbir bitkilerden şey bahsetmek için. Şimdi tabii artık Alman coğrafyası orayı çok geçti. Yani çok geçti. Ama en Humboldt sayesinde. Tabii en son bizim bahsettiğimiz işte Tübingen Üniversitesi grubunun Orient Atlası'dır. Yani her şeyle. İçinde Atlas dediği bir kütüphane var. Burayı doldurdu. Hayır yani şey, etnisiteler de var, şey de var. Bazıları saçma, hele Türkiye kısmı. Çünkü hem araştırma imkanları yok, hem de takıntılar var. Hem de klasifikasyonlarda büyük sakatlık var günüş derecede. Fakat var bu. Tabii bitkiler falan var. Türkiye coğrafyasına ecnebi uzmanlar kolay adım atamazlar. Evet, yani bu mümkün değil. Yani bu attırmıyorsan kendin yapacaksın. Abi bu kendin yapacaksın, o kadar önemli bir laf ki abi. Kendin şimdi ben şeyi söyleyecektim İlber. Ritter, Karl Ritter. Bir Asya yazmış herif Fatih. 21 cilt. Her bir cilt bu kadar. Orada oryantalistlerden adamın aldığı bilgiler kitabın üçte biri. İnanılır gibi değil ya. Gerisi? Gerisi seyyahlar. Seyyahların topladıkları. Ama oryantalizme şey yapmak lazım yani Radloflar bilmem neler falan bunlar yani. Rus coğrafyacıları. Çok enteresan mesela hepsi şeyi kullanırlar. Ordunun imkanlarını kullanırlar. Transport için, taşınmak için notlarını bilmem ölçme aletlerini falan. O başka türlü bir bilgi. Bak mesela dünyanın en ilginç şeyi şurada kitap var. Burada görmedim tabii var mı yok mu yeni gördüm. Betteksi. Amerika'yı Kolomb keşfetti. Nereyi keşfettiğini bilmiyor. Yanlış. Arkadan gelen adam bir başka Cenovalı. Amerigo Vespucci adını veren. Bu dedi ayrı bir kıta dedi. Fakat o kıtanın eni, boyu, ölçümü, coğrafyası 17. asrı bekledi. Fransız Bilimler Akademisi'ni. Ve ilk defa da bak
Kauçu onlar kullandılar, öbürküler değil. Fransız Bilim Akademisi dediği adamlar gidiyorlar, tipik Fransız birbirleriyle kavga ediyorlar. Evet, ediyor ama Condemin, o arada... Fakat bu Fransız namussuzlar, sırf oraya göndermiyorlar. Finlandiya'ya da gönderiyorlar. Mabertuy'i gönderiyorlar. Maksat şu, dünya böyle mi, böyle mi? Evet. Cassini, Fransız, İtalyan ismi ama Fransız, o diyor yumurta şeklinde. İngilizler tabii, Newton diyor ki hayır, bu şekilde. Fransızlar diyorlar ki tamam kardeşim şunu bir ölçelim. Mabertuy'e diyorlar sen Finlandiya'ya. Condamine de sen diyorlar Antlara. Kardeşim bunları ölçüyorlar. Ve önce Mabertuy'den geliyor haber. Kusura bakmayın Newton haklı diyor. Bunu diyor, adamı vatan haini ilan ediyor Fransızlar. Ya ama olabilir. Frans adam diyor ki ya hoş değil, beni gönderdiniz ölçmeye neticeler buyurun. Ve Mabertuy o kadar kızıyor ki Berlin Akademisi'nin başına gidiyor. Terk ediyor Fransa'yı. Tabii. Bizim adamımız Büyük Frederik. Ojeni gibi öbür taraf. Evet. Bir ara vereceğim. Bir ara vereceğim. Lafımızı unutmayalım. Bir ara vereceğim reklam için. Devam ondan sonra ben Fatih hakkında Bizanslılara söylediği bir lafı söyleyeceğim. Fatih hakkında soracaklarım da var da çok şimdi da soru geliyor. Ederiz. Bir de hocam reklamdan sonra söyleyelim. Yakandakini merak etmişler. Reklamdan sonra onu açıklarız. Değil mi? Reklam yakandaki rozeti merak etmişler. Ha onu şey, Osmanlı rozeti. Osmanlı. Evet İlber hocam önce yakandakinden başlayalım. Nedir o gizli tarikat amblemi diye soruyorlar. Yok. Şimdi reklama girmiyormuş. Girmez. Çünkü müze Necat Bey'in müzesi var biliyorsunuz. Özel bir müze. Çok teşhir şeyleri iyi değil Şuhadaroğlu. Bence ve Şuhadaroğlu'nun ve biraz sapa bir muhitte inşallah iyi bir yere gider. Ya de yani orayı bulmak çok zor. Okul arabaları için. Güzel şeyler var. Bu da oradaki hanedan şeyinin tanıtım nişanı diye. Biz birkaç sene önce davet ettik, gittik, gezdik yani Murat'la beraber. O da bir yer arıyordu. Biz dedik ki ya, o kadar param var yap bir yer. Dedik. Onu bilemezsin. Şimdi geçtiğimiz zaman şöyle bir sorun var. Bir kere kendisi için bilgi verenlerin başında Fatih'in Enderun'una giren bir Angelello var. Sonra tabii döndü geri onun yazdıkları. Bu çok önemli. Yani buradaki tariflere göre çok değişik bir manzara söz konusu. Yani bu Fatih'i tanımayan yabancıların veya Türklerin, muasırlarının veya tarihçilerin deyişlerinden çok farklı. Bizim en büyük problemlerimizden biri Fatih Devri'ni aydınlatmakta çok önemli bir rolü olan Franz Babinger'dir. Kitabı güzel değil mi? Çok güzel kitap. Kitap çok bilgili okuyorsun ama müthiş de problemler getiriyor. Doğru. Mesela bir tanesi sen şimdi sordun. Bu Fatih'e Papa II. Silpius'un yazdığı mektup. Sen diyor, pauki aqua yani bir parça su yeter dünya hakimiyetin için, vaftiz. Yani. Bu mektubun yazıldığını iddia etti. Evet. Ortalığı yanlış alakası yok. Nitekim Vatikan'ın oryantalistlerinden çok değerli, mütevazi bir üstad vardır. Padre Vincenzo Poggi. O bunun tamamıyla uydurma bir tahmin olduğunu, daha doğrusu uydurma tahmin değil de şişirme olduğunu daha kötü bir şey. Çünkü Babinger'in gördüğü müsvedde, yani gönderilmemiş bir müsvedde. Papa bunu düşünmüş ama yazmamış. Demiştir yazın bakalım nasıl yazılır falan. Yahut birisi dedi ki böyle bir şey yazalım mı dedi. Papanın önüne koydu. Olmaz dendi ama... Esas biliyorsun klandesten metotları kilisenin içinde bağrında geçerli değildir. Yani o işin merkezinde kullanılmayan evrakın tahrip edilmesi Kominterne'e ait bir özelliktir. Vatikan'ın merkezinde öyle şey olmaz. Orada müsveddeler de saklanır. O bir nevi bir İbrani geleneğidir. Öyle mi? Yazılı kağıtlar yani kutsal hayat kazandıkları için atılmaz. Yani
Ceniza dediğimiz senagog arşivlerinde. Birisi böyle bir düşünce geliştirmiş onlar. Geliştirmiş teklif. Bu var. Yani bu Vatikan'da hakikaten artık... Ama asla Fatih'e böyle bir tür gelmemiş. Gelmemiş. Ciddi olarak düşünülmüş. Onun için bunu şey yok işte ondan sonra Fatih mi olmak istemiş falan. Bunlar mümkün değil. Çünkü abi, bu Fatih de söz konusu dediğiniz Fatih tipi de değil. Yazmış. Hayır efendim. Beni Roma İmparatoru olarak tanıyor. Her an, her an böyle akıllı ve çok bilgili bir kişi... durumunun ne olduğunu, hangi dünyaya ayak bastığını, nereye tutunduğunu bilir. Fatih halife unvanını kendi kullanmadı. Kanuni de seve seve kullanmadı Mısır'dan sonra olduğu halde Yavuz da kullanmadı. Zaten Yavuz hiçbir zaman Hakimül Haremeyn-i Şerife'yi değil, Hadimül Harem. Evet. Bu hadim de hademe ve hizmetçi anlamında değildir, kustodya. Yani Batı dillerindeki kustodya anlamındadır. Fakat hem Bayezid için, ikinci Bayezid koruyucu sağma değil mi yani? İşte kustodya demek yani hem hizmetkar hem şey, protektör demiyor. Protektör, Lord Protektör İngiliz hükümdarlarının kilise için kullandıkları. O da bir nevi Hristiyan hilafeti gibi evet. Bir şey. Şimdi kavga niye çıktı biliyorsunuz değil mi? Veliaht, Prens Dürgal... Ben dedi faith'in değil faith'sin inançların yaşlarım koruyucusuyum dedi. Anglikan kilisesi abi delirdiler patladılar. Katolik giriyor, Yahudi giriyor, Müslüman giriyor işin içine. Bence o bayağı bir darbe yedi gizli müesseselerden. Aslında akıllı bir çocuk o yani iyi yetişen biridir. Adamdır pardon şeysi. Bu şeyi, onun için bu mektubu ve bunun karşılığını yazamayız. Yani burada Fatih'in Hristiyanlığı gibi bir şeyi desteksizce tartışmanın hiçbir anlamı yok. Yani böyle bir şeyin hiçbir anlamı yok. Çünkü maalesef vesaik ve haberler bunu bildirmiyor. Hakkında çok kişinin yazdığı hem imparatorluğun içinde hem de dışında olan kendisini tanıyan işte bir tanesi mesela Angelello. Bahsetmiyor öyle bir şey. De Langoski'de böyle bir şey yok. Hadi Kritobulos içindeydi imparatorluğun. Bu pek doğru değil. Muasırları bunu yani yazmıyor. Yani Babengi'nin kitabında bunun dışındakiler güvenilir midir? Bir takım güvenilir şeyler var. Biraz bir takım fazla... da fantazilere de çok kolay gidiyor. Çünkü o kitabı okutacak. Bu kitabın çıkışı 50'lerin başıdır. 50'ler. Yani çok evet. Önemlidir. Şimdi Babinger'in hata yapmayı seven bir tutumu da var. Biz mesela böyle işte Babinger falan diye böyle gidiyoruz. Viyana'da hiç unutmam Duda bunun şeyini, bu biliyorsun çok önemli bir seyahatname yayınladı Babinger. Dernschwan'ın takip oku seyahat günlüğü çok önemli bir kaynak 16. asır için. Çünkü Busbek'in mahiyetinde ve Kanuni'ye gelen heyet çok güzel gözlemler, çizimler var. Orada inanılmaz hatalar yaptığını gülünç derecede Duda söylemiştir. Yani böyle biraz dikkatsiz, horror giden bir adam olduğu anlaşılıyor. Çok titiz değil demek ki böyle bir şey olabilir. Halil Hoca diyordu ki bu Köprülü'den sopa yemişti diyor. Sonra hacısını benden çıkardı diyordu. Valla Köprülü böyle de herhalde buna çok saldırdı. Ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bu İbnül Emin Mahmut Kemal İnal biliyorsunuz. Meşhur. Meşhur alimdir bu yani. Hakikaten bir erudi bir şahsiyet, mütebahir. Ağzı buradan bozuk. Böyle ağzı da bozuk. Çok, ve çok bozuk. Ama yani huzura çıkanlar da mebus olur, rektör olur, bilmem ne olur. Böyle talebe gibi bekler çünkü feci halde giydirir. Galiba kendisinin huzurunda da tek alim olarak saygı duyulan nadir hanımlardan birisi rahmetli Müjgan Cumbur'du. Yani bizim Milli İtfaiye Genel Müdürü onu beğenmiş. Öyle mi? Şimdi Babinger onu ziyaret ettiğinde bu başlamış işte sökülmeye. Efendim şu da vardır, bu da vardır falan anlatıyor. Nasılsa aşka gelmiş. Öbürü de evet anlıyorum anlamında kötü bir tabir vardır. Bavyeralılar çok yapar. Yo, ich weiß, evet biliyorum. Şimdi bu ya ihvaysı da herif bir de Türkçe'ye çeviriyor. Türkçesi de yetersiz bütün oryantalistler. Eyvah biliyorum. Evet biliyorum diyor, biliyorum diyor, biliyorum falan.
bilince bu tahammülü asıyor. Affedersiniz. Bilmem ne diyor ulan. Ne biliyorsun? Bir halk bildiğin yok diyor. Hadi defol git diyor falan. Yani o Babinger İbnül Emin diyalogu da bu şekilde bitmiştir. Şimdi bir şey ver burada aldım bak. İbnül Emin'in köprülünün kıymetini milletimize anlatmak için. 1933 üniversite reformu yapılıyor. Diyorlar ki işte bu diploması olmayan adamlar var. Bunları imtihan edelim. Bunlardan bir tanesi Köprülü. Çünkü biliyorsun yani üniversite hukuk mektebini bırakmış yaramaz. Bırakmış, öğrenecek bir şey yok değil mi? Mercan İdadil ama. Ha, evet. Mercan İdadil o mu? Bu İbnül Emin'in kulağına gidiyor. Diyorlar ki Köprülü'yü imtihan edelim. İbnül Emin demiş ki iyi edelim edelim de kime ettireceğiz? Kime ettireceğiz? Kime ettireceğiz? Yani o öyle tabii. O biliyorsun... Şeyin, Ziya Bey'in, Ziya Gökalp'in, Ziya Gökalp'in ben sosyolojide katıyan şeysi falan olamam. Yani müridi ve takipçisi, burnum büyüklüğümden değil yani bana yaramaz. Fakat tabii çok önemli ve çok zeki bir insan olduğu hiç şüphesiz ve çok dengeli, sevimli bir kişiliği olduğu bütün o karma karışık politik ortamda. Onun üniversiteye kazandırdığı bazı kişiler vardır. Diplomaya bakmaz. Bunlardan birisi Fuat Bey'dir. İkincisi de Yahya Kemal'dir. Yahya Bey'in de yoktur yüksek tahsili. Bir dakika, Köprülü'yü kazandıran... Odur, yani hoca olarak. Öyle mi? Evet. Ziya Gökalp. Evet, o çünkü bak, dedim o oluyor. Ama Merkez-i Umumi de üye. Merkez-i Umumi çok büyük bir şeydir. İttihat Terakki'nin bilinen tek diktatörü yoktur. Şeyin dediği gibi Süleyman Nazif merhumun hani imtihan ediyormuş çocuğu. Kaç tane Selim var? 3. Kaç tane işte Bayezid var? 2. Kaç tane Abdülhamit var? 2. Bilemedin işte demiş. Merkez-i Umumi'de kaç tane üye varsa azâ itaat, hepsi Abdülhamit'tir diyor. Yani o orada tabii bir işlerin bu diktatöryal bir dönemdir ama bakın Türkiye'nin modernleşmesinde de bunun çok faydası oldu. Ya 23 yaşındaymış şey. Köprülü. Fatih, 23 Halit yaşında. Ziya ayrılıyor. Diyorlar kimi atayalım? Bu gelir tabii. Ya muhteşem ama müthiş bir şey hakikaten. Yani ama yazdıkları da yani o devirde yazdıkları belki hayatının sonuna kadar en çok etkili olan. Evet, evet. Makaleleri. Biliyorsun Eduard Züysü. Üniversite diploması yok diye Viyana Üniversitesi. Hadi orada bu doçent olayım diye müracaat ediyor. Hadi oradan ya diyorlar. Bu da direkt bakana yazıyor. Bakan da Leo von Thunen-Hohenstein. Müthiş bir bohemyalı aristokrat. Adamın evinde 500 senelik 10 binlik kütüphane var. Bakan bu. Evet. Züys eserlerini gönderiyor bakana. Bakan Züys'e randevu veriyor. Gelin diyor Herr Züys diyor. Ben diyor yazdıklarınıza baktım diyor. 26 yaşında Züys o zaman. Ben diyor hakikaten sizi doçent atayamam diyor. Bu diyor kanuna aykırı. Ama diyor sizi profesör atamamam için diyor kanunda hiçbir şey yok diyor. Öyleyse profesör. Sizi direkt profesör atıyorum diyor. Yani bu Köprülü'nün atanması gibi bir olay. Evet. Köprülü yani benim bilmiyorum İlber katılır mı? 20. yüzyılda bizim yetiştirdiğimiz en büyük bilim adamı. Bilim adamı şeyine bakın tartışmaya büyük en büyüğünü tartışmaya koyarım çünkü en büyük hata siyasete girmek herhalde. Hayır, o maalesef onu şey Demenderiz çok yaptı. Bir de Kasım Küfrevi'yi soktu üniversiteye ve orada stop etti. O da çok derin bir adamdı. O değil. Köprülü bir dehaydı. Yani Halil Bey de aynı şey söylüyor. Ben ona sordum. Hocam dedim bu adam yani bilim adamı dediğiniz şey gibi olur. Bizim Halil Bey gibi. Ben şeyi hatırlıyorum, benim hocam olduğu için söylemiyorum yani Allah var yukarıda, hepsi bizim hocamız. Yani ben hiç kimseye böyle burnundan kıl aldırmayan, çok da takdir ettiğimiz hocayla aynı yaştadır. Maalesef bu Türkiye adama bir şükran borcunu ödemedi bir armağan çıkarıp Bernard Lewis. Evet. Hem de şeyde dedi Kudüs'teki sempozyumda. Arkadan dedi Köprülü devrinin büyük adamıydı dedi. Barkan da dedi ama bu her zamanların büyük adamıdır dedi Halil için. Halil Bey için yani onu ben... Halil kendim... Bey'i Köprülü'den daha yüksek mi koydum? Çünkü bilim adamlığı başka bir şey. Yani başka bir şey. Çünkü bu biliyor musunuz? Metodoloji.
metodolojidir. Bu sınırsız bir meraktır. Evet. O sınırsız merak için sınırsız yorulmadır. Evet. Yani ben Halil Bey'in 50-60 yaş arasındaki bir periyotta bayağı oturup böyle İtalyan metinlerini okumak için İtalyanca öğrendim. İtalyanca'yı bir şey yaptığını o kadar işin arasında. Niçin dersen Kefe Tahrir defterini yayınlayacak. Cenovanların literatürünü tarayıp bitirmek istiyor. Bu çok önemli. Ya sen öyle diyorsun. Sen 50-60 arası tanıdım dedin. 50-60 yaşları arası. Evet. Ben daha erken tanıdım. Ama bu dediğim Amerika'daki. Ya, Fatih önemli. 90 yaşlarındaydı. Bir gün İlber Ankara'dan telefon. Hoca arıyor. Celal, buyur, emredin hocam, buyurun dedim. Sen de dedi, Deisman'ın kitabı vardır değil mi dedi. Var hocam dedim. Fotokopi yap bana gönder dedi. O Ankara'da bulamamış. Dedi dedim hocam derhal gönderiyorum. Abi 90 küsur yaşında adam. Evet. Herhalde bir şey yazıyordu. Kitabın orijinalini görmek istiyor. Mesela şeyi söylemez o bize. Yani ben hiçbir zaman duymadım söylediğini açıkçası. Bana Wittek dedi ki, ben Wittek'i hayatımda bir kere gördüm. Yaşım buna müsait. Tietze, Viyana'da onu enstitüye davet ettiğinde yıl 71 Ekim falan. Geldi, tabii müthiş dinlenecek bir adamdı o yani. Ondan sonra o arada bir şey söyledi. Halil Bey'in talebesi deyince benim için millet. Ha dedi, biliyorum, çok kabiliyetli genç dedi, Almancası da çok iyidir dedi. Benim şeyi en iyi o çevirdi dedi. Halil Bey için mi? Evet, ben bunun Almanca bildiğini hakikaten biliyor. Yani böyle okuyorsun, konuşmuyor falan, biliyor. Ve inanılmaz kaynakları buluyor. Mesela Salomon Schweiger'in daha Türkiye'de adı yoktu. Tercüme sonra yapıldı. Bana bunu verdi. Yani verdi değil, bul oradan dedi, Viyana'dan, bul, çevir dedi. Tabii işte o çevirirken zaten o Neuhochdeutsch'tur o. Onu çevirirken ben gördüm ki Alman entelektüeli, Avusturya-Alman entelektüeli, öyle fah idiot dediğimiz kendi branşına kapalı, zavallı bir adam değildir. Adam Slavist olabilir, Türkolog olabilir. Ama orta zaman Almancasını okur rahatlıkla. Çünkü soruyordu millete bir takım deyimleri. Ve sonra dedi ki, onu sen yayınla dedi. İstanbul kısmıdır seyahatnamenin, yayınlamıştım ben. Bu enteresan bir şey. Yani meraklı. Bence bilim bu. Yani bilim bu. Deha başka şey yani. Dehası konusunda bir gün ben Halil Hoca'ya dedim, evet, işte hocam dedim, bu adam nereden çıktı? Dedi bu dedi dehaydı herhalde. Deha. Bu dedi mebustu dedi Ankara'da. Dil tarihte bizim dedi seminerlerimize gelirdi dedi Köprülü için. Bir köşede otururdu, paltosunu bile çıkarmazdı dedi. Seminer esnasında birkaç laf sıkardı dedi. Ha. Hala sıktığı laflarla uğraşıyoruz dedi. Hiç unutmuyorum, Halil Bey söyledi bu. Dosyaları falan yani. Yani Köprülü inanılmaz bir adam ya. Bu çok düşmanı vardır. Çok küçümsemeye çalışanlar vardır. Söyle ya. Gölpınar'da şöyle bir laf etmiş onun için. Murat'ın söylediği Abdülbaki Gölpınarlı Köprülü için şöyle bir laf etmiş. Onun doktor hocasıymış. Evet. Demiş ki hiçbir şey bilmezdi. Hepimizi çok güzel kullandı ama hepimize de... Ha, bunu umumen söylerler. Hiçbir şey bilmezdi denmez. Çok ayıp çünkü. Tövbe ya. Yani büyük bir adam tabii Abdülbaki Bey. Onun gibi bir İranist, onun gibi bir İslamolog, bir tasavvuf uzmanı gelmediğini ben estağfurullah kim oluyorum bütün millet söylüyor. Yani Bediüzzaman, Firuzanfer falan ve o. Fakat bu tabii bu insanlarda amansız bir tenkit merakı. Hiçbir şey bilmez de olur mu? Nasıl kullanacaksa o zaman? Yani ya ilk bu tasavvufları yani yazdığı zaman kim vardı? Yani seni nasıl kullanacak? Adam 28 hiçbir şey yaşında bilmeyen adam şeyi kullanabilir mi? Hayır yani hiçbir şey bilmeyen adam aldı o ters sert konuşan bir adam belli yani. Ben duydum onun konuşmalarını. Yani hiçbir şey bilmeyen adam Abdülbaki Bey'i, Orhan Şahin Kökya'yı,
Nihal Atsız'ı falan nasıl kullanacak ki? Bu mümkün değil. Yani arabayı kullanmayı bilmezsen yuvarlanır. Bir şey biliyor ki bunlarla. Evet. Arş-ı Ala'ya götürmüş memleketi. Halil Bey de tabii o aslında. Baba Bartold'un arkadaşı herif ya. Nasıl işte oluyorsun ona yani? Bayılıyorlar. Bilmede. Rus Bilim Akademisi'yiz değil mi? Hı? Evet, Rus Bilim Akademi. Hem de. Ondan evvel. Bak. Bundan evvel bu. Buradan evvel o. Evet, benden önce Kraçkowski, Oldenburg, Bartold, üç tane Rus oryantalizminin büyük ismi bunlar. Bu üçü teklif ediyorlar Köprülü'yü. Köprülü yani teklif edildiği zaman Fatih 30 yaşında ya. Ben 55 yaşında seçildim abi. Köprülü benden çok önde. 30 yaş. Yani bir devir var. O devir belki buna müsait fakat Fuat Köprülü düşünceleriyle şey bir adam. Mesela bakın o devirde. O devirde aynı metotla çalışan bir başkası var. Hem de Batı'da doktora yaptı. Osmanlı tarihi üzerine, müesseseler üzerine. Bu zatı başka türlü bilirsiniz. Söyledim burada bir kere. Yani bu Mehmet Ali Haşmet Kırca, Coşkun Kırca. Evet, evet, evet. Türkiye söyle bunu değilim. Marifçi olarak bilir. Çünkü üniversiteye alınmadı. Kıskandılar herhalde. Müthiş Fransızca bilirdi ve Almanca bilirdi. Çok müthiş bir şekilde doktorayı Kahle'nin yanında yaptı. Paul Kahle. Kahle'nin yanında doktora kolay yapılmaz. Herhalde. Ama o mesela işte böyle gölgede kalmış gitmiş birileri bir yere almayınca. Beriki çocukluğundan beri okuyan toplayan biri. Çocukluğundan beri harçlığıyla... Eski kitap falan alıyor. Köprülü de öyleymiş. Köprülü alıyor. Köprülü, ha tabii. Yani torunu anlattıydı bana. Hatta rahmetli Orhan Bey anlattı. Evet, evet. Bu otururmuş dedesinin konağında kitapları etrafına dizermiş küçükken. Ha. Düşünebiliyor musun çocukken ya? Yani şey çünkü o enteresan bir konaktı biliyor musunuz onu? Şimdi otel oldu. Onu nerede? Ben... Akbıyık'ta otel oldu şimdi. Kalyon'dan evvelki otel. Öyle mi? Ha o sanki beyaz bir uzun. Onun önünde bir şey vardır. Bastyon diyeceğim böyle bir burç gibi evet. Bir şey var. Onu da satın almış. Köprüyle konağa bağlamış. Onun için de kütüphane yapmış. Ha. Yani böyle mütevazi bütçeli bir aile bu. Yani evet. Köprülü zadelerin nesi kalmış ki? Babası evet. Adliye de mümeyyiz orada oturuyorlar. Şimdi Fatih'e dönelim Fatih'e dönelim mi? Şimdi bu sen tamam mı? Çünkü Celal abi bir şeyler anlatacak sonra. Evet, şimdi bu mesela bazı hatalar var. Çok komik. Angelello yazdığı seyahatname okundu. Okuyanlardan birinin Voltaire olduğu anlaşılıyor. Evet. Yanıltan adamın yalancısı. O yüzden suçlamıyoruz ama o meşhur zeki esprili adamın işte bilimle deha her zaman bağdaşmaz. Bir gülünç hatası vardır. Biliyorsun 14. Louis asrı adlı meşhur eseri Louis XIV burada periyodizasyon yapar. Bu Hegelian bir şeydir yani giriştir, preambül. Yeryüzü işte Yunan Roma'yı gördü. Sonra Rönesans'ı gördü. Ve sonra Louis XIV 14. Louis devrini gördü. Beşeriyet böyle mütekamil etti. Bundan sonra artık her şey kendinden evvelki bu iki devri de içeren 14. Louis asrı bak. Dikkat et monarşiye karşı ama yiğidin hakkını böyle veriyor. Yani bundan sonra beşeriyet Fransa'nın medeniyetinden, dilinden, irfanından etkilenerek adımlar atacak. Böyle bir şey. Tamamıyla teleolojik dediğimiz, gai yorum dediğimiz bir tarih yorumu. Ve buradaki gülünç hatalardan birisi aynen şudur. Kusura bakmasın kimse. Fatih, Sultan Mehmet ve askerleri kapıdan giriyor. Öbür kapıdan, kum kapı tarafında, Bukhalaryon limanından herhalde. Bütün ulema, bütün kitaplarla gemilere dolup Rönesans'a gidiyorlar. İtalya'ya ve Rönesans'ı doğuruyorlar. Evet. O devirde artık Rönesans çoktan bir şey olmuş. Yani bunları bilmeyen bir şey. Bu yanlış periyodizasyon. Bunun etkisidir mesela. Böyle o kadar etkili bir kitaptır bu. Şimdi Fatih Sultan Mehmet nedir? Şurada demin vardı demin kaldırdık. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in defteri. Defteri vardı. Defteri vardı. Onu açar mısınız tekrar? Onu açalım. Sayın yönetmenim.
Fatih Sultan Mehmet'in bir defteri var. Süheyl Ünver yayınladı. Evet. Bir defteri bu, bakın. Orada karşıda gayet hoşça bir yazı ve yanında Yunanca harflerin, yani kaligrafik olarak güzel yazım, işlek yazım açısından talim görmüş. Fatih'in kendi el yazısıyla çocuk yaşta tahta geçen adam, çocuk yaşından beri de böyle işlerle uğraşıyor. Bu çok enteresan. Resim yapıyor. Bunu çok yapıyor, güzel resimler falan var. Evet. Aynı defterde. Evet. Portreler var Fatih. Nefis resimler. Yani bu birinci sınıf bir şey. Şimdi burada bakın ne kadar işlek bir kaligrafiyle uğraşıyor. Yani bu işlek bir kaligrafi yazdı. Şuradaki bizim Osmanlıca Arap harfleri, şu Yunan harflerince. Ona göre. Öklid, Arkon Öklides harfleri şu bunlar yani. Şu Arap harfleri Türkçe. Evet. Eski yani Türkçe. Çalışıyor. Evet. Yani bu bir münevverin çocukluğu. Anlatabiliyor muyum? Bu bir münevverin, bir Rönesans adamının çocukluğu. Ya bunu yazdığı kaç yaşlarında tahmin et? Şimdi bunun tarihini yok varsa ya abi 6-7 yaşında taş çatlasın yani. 21 yaşında zaten İstanbul'u fethediyor. Ya ikinci kere tahta geçiyor. Çocuk canım, Fatih'in çocuk defteri. Fakat o resimleri yani falan görsen. 6-7 yaşında Arap alfabesini kullanıyor, evet. Yunan alfabesini kullanıyor, Latin alfabesini kullanıyor. Fakat ben burada bir şey söylemek istiyorum. Bu adam bütün Osmanlı padişahları arasında benim gördüğüm tek gerçek dahi. Bu tam dahi bu adam. Yunanlılar ne diyorlar biliyor musun? Bizanslılar Fatih hakkında bir şey. Paidiarigeron. Ne demek biliyor musun? Paidiarigeron. Çocuk yaşında yaşlı bir adamın olgunluğuna sahip. Çocuk. Bunu Bizanslı söylüyor ha, Türk demiyor. Yani Türk tarihinde böyleleri vardır. Genç bir general dahi bir marşal gibi hareket eder. Yani olgunlaşmıştır çünkü hem eğitimi hem talimi hem yaşadıkları. İlk padişahların hepsi önemli marşallar. Yani bu çok açık. Evet, açık evet. Bunun oğlu da mesela okuması yazması fevkalade biri. Bakmayın. Tabii Selim mesela bir dahi. Yani öbürü bilmem ne 28 yaşında 4. Murat hem şiir yazıyor hem musikiden anlıyor. Hem bilmem işte marşal yani toplarla. Fakat müsaade edersen bu adamı ayrı tutalım. Bu ayrı. Bu hakikaten çünkü çok değişik. Bu bunların içindeki bu ailede çok enteresan bir insan. Ve bence Türkiye'nin tefekkürü bunu anlamaya yetmediği için böyle abuk subuk uydurmalar. Mesela Londra'da bir gün bir konferans veriyordum. Hayatımda yaşadığım en ilginç angarya. Hint kökenli Müslümanlar beni çağırdı zavallılar. Para da yok. Bir başka biletle gittim. Ve otel de şey yapmak istemiyorlar. Programı öyle yapmışlar. Saat 9-5.30 arası tarih bunları anlatıyorum. Öğleden ama sorular ne kadar güzel, ne kadar olgundu. Şeyler aksanta bir şey. Bir tanesi kalktı oradan bir soru sordu. Biraz sonra anladım, ısrar da etti. Sen Türk müsün dedim, Türk. Efendim bu içki içer miydi diye tutturuyor. Yani başka hiçbir şey yok bu adamın, içki. Bazı şiirlerine bakıyorlar, takıyorlar böyle. Yahu bu standarttır. Yani divan edebiyatının standart olduğu, kişinin özelliğini, şahsiyetini her zaman temsil etmediği bazı beyitlerin, mısraların çok açık. Buna takıyor mesela. Hiçbir şekilde okuduklarına bakılmıyor. Hiçbir şekilde işte defterine falan çok geç kullanıldı. Daha kim bilir ne var. Yani maalesef ben müdürlüğüm sırasında müdürlük yapmak zorundaydım. Yani her zaman da tarihçiyle uğraşamam. Yani mümkün değil. Ama bunlar bir gerçek şeyler. Yani gerçektir. Anlaşılamamış bir şey. Şimdi çok ilginç bir şekilde ben orada bir şeyin üzerinde duracağım. Babur'dan bahsetti. Nelerine meraklı adam, nelere meraklı, neleri okuyor. Efendime söyleyeyim, böyle bir ekberimiz var. Hindistan İmparatoru. Okuma yazma bilmez, her şeyi bilir bir adam. Müthiş edebiyat, felsefe falan, tarih. Okuma yazma bilmiyor, onu öğrenmemiş Samet Edip. Çılgın bir çocuk o yani çünkü. Yaptırdıklarından belli. Aynen. Yani, böyle.
böyle insanlar var Türk dinastilerinde. Yani bu çok ilginçtir bunun şeyine üzerinde durmak. Hiç umulmadık şeyler çıkıyor mesela. Kırım Hanı bu önemli bir şey değil ama 18. asırda Molière'i daha evvel çevirtip oynatıyor. Baron de Tott'un şeyi bunlar yani bilgileri, verdiği bilgiler bize. Bu bir kaynaşmayı gösteriyor Türk toplumunda. Yani Türkiye'nin nasıl değerlendirildiği, oryantalizmde neler dendiği ve daha da kötüsü bugünkü Türklerin neler dediği, bilmediği, bizi çok ilgilendirmemesi gereken şeyler. Çünkü bazı ayaklar var ki gerçekten bu toplumda başka türlü kaynamaların olduğunu gösteriyor. Onların üzerinde durmamızda gelecekte çok büyük faydalar olduğunu düşünüyorum. Peki, Yücel abi biraz anlatsın. Şimdi abi, ben izninle bir şey söyleyeceğim birine. Birisi bir mail atmış, diyor ki Sayın Altaylı, neden programınıza bu iki adam yerine dini bütün olan Sayın Kadir Mısırlıoğlu'nu davet etmiyorsunuz? Çok iyi olur. Beyefendim, adınız, andığınız kişiyi gerçekten tanımıyorum. Bilmiyorum. Ne iş yapar onu da bilmiyorum. Çok özür dilerim. Ama bu programa gelme bulunmanın ön koşulu, gerek şartı veya yeter şartı dini bütün olmak değil. Aklı bütün olmak. Akıllıysanız, söyleyecek kelamınız varsa bu programa gelebilirsiniz. İster dindar olun, ister dinsiz olun. Benim hiç umurumda değil. Şimdi buradakilerin dini bütün değil mi? Onun için kimsenin dini hakkında da laf etmeyin. Bahsettiğiniz beyefendinin dini hakkında benim bir fikrim yok. Hangi dinin mensubudur, bütün müdür, yarım mıdır, çeyrek midir onu da bilmiyorum. Beyefendinin dinleri hakkında da ahkam kesmek sizin haddiniz değil. Dinleri bütün müdür, yarım mıdır değil de burada bir ölçeğimiz de yok. Kimin dininin ne kadar yarım, ne kadar bütün olduğunu bilmiyoruz. O yüzden tadını kaçırmayın. Gidin başka bir program seyredin. Gidin önüne de isterseniz bir kelime ekleyebilirsiniz. Ceyhan Hocam buyurun. Ben başlarken İlber'e gene bir şey sormak istiyorum. Şimdi İlber, Laura Quirini diyor ki İstanbul'un fethinde 120 bin kitap tahrip edildi diyor. Evet. Bu Kritopoulos bunu söylüyor. Hmm. İşte çok yağmalar oldu, bilmem ne oldu. Şimdi, o çok yaygın bilgidir. Bir dakika ama hayır, bu 120 bin rakamı var ya Fatih. Çok fazla. Bu çok fazla. Fazla evet. Neden? İskenderiye Kütüphanesi'nde 700 bin rulo olduğundan bahsediliyor. Bir Amerikalı bunu inceledi. Ne çıktı biliyor musun? Maksimum 15 bin. Maksimum. Ama arada ne kadar yıl farkı var? Hayır, anlatamadım. Yani bu şişirilen kitap sayıları var ya. Tabii. Bu şeye benzemiyor. Bizim paçavradan basılıp da dizilen kitaplara değil. Daha her biri el yazması olmuyor. Her biri el yazması. Yani dolayısıyla 120 bin kitabın tahrip edilmiş olması mümkün değil. Fakat ve ilginç, mürekkebi barındırmak fakat ilginç olan bu hengame içerisinde pek çok kitabın kurtarılmasına Fatih sebep oluyor. Ben oturdum. Bir dedim liste çıkartayım. Çünkü bugüne kadar ben Emil Jakobs'un Fatih'in kütüphanesi hakkındaki yazısını, iki tane yazısı vardır. Bir tane bir kitapçığı vardır. Ondan sonra bir tane de bir makalesi vardır. O kitabın ikinci kısmını yayınlayamamıştır Jakobs. Çünkü çok fazla şey bir adamcağız bu. Ne derler? Titiz. Çok ama. Yani Babinger, hatta ikinci makalesi de ölümünden sonra yayınlanmıştır. Babinger orada diyor ki, bu adamın diyor bu mükemmeliyetçiliğinden dolayı diyor ikincisi gitti. Fakat İlber'cim, bu adamın notları Alman Milli Kütüphanesi'ndeymiş. Asım diyor ki ben buraya bir gideyim diyor. Yalnız diyor İlber Hoca'dan yardım lazım, belki de beraber gitmemiz lazım diyor. Jakobs'un ikinci cildi duruyorsa bunu yayınlamak lazım. Evet. Fakat şimdi ben Deisman'ın şeyine baktım, kitabına baktım. Biraz önce Halil Hoca'nın belirttiği. Şimdi mesela bu kitaplar arasında Fatih'in kaç kitabı olduğunu bilmiyoruz. Bu arada bunu söyleyeyim. Kütüphanesi kaç kitabı oldu? Kütüphanesi kaç kitabı oldu? İkinci Bayezid'inkini biliyoruz. Bir Macar yayınladı. İkinci Bayezid'inkini hepsinde damga var ve tahmin ediliyor ki bu kitapların pek çoğu Fatih'in kitabı. Hı hı. Fakat kitaplara bak. Öklit var. Geometri kitabı. İskenderiyeli Heron var. Bu ne biliyor musun? Ölçüler ve mühendislik üzerine.
Homeros var. Şimdi bu Homeros'u da ben İlber'in sayesinde gördüm. Çünkü Zeynep beni götürdü kütüphaneye. 13. yüzyıl biliyorsun Deisman Türkiye'ye geldiğinde Halil Ethem Atatürk'ten emir geliyor. Deniyor ki Topkapı Sarayı'nın envanteri çıkacak. Bunun üzerine kitaplar çalışıyor. Ayrı bölümlerde vardır ya. Farklı köşklerde. Evet. Onların şeyi vardır envanterde. Hepsi merkeze toplandı. Bunlar şimdi çıkartılacak diyor. Deisman gidiyor önüne ilk koydukları kitap Homeros. Ha. Deisman bu ne ya diyor. Kaçıncı yıl? 13. yüzyıl. 13. Adamın, Deisman eski Yunancacı. İlahiyatçı, İncil uzmanı Deisman. Eski Yunancayı okuyor. Bu ne ya diyor. Falan onu çıkartıyorlar. Arkadan ikinci kitabı önüne koyuyorlar. Biraz önümde duran kitap. Biraz sonra anlatacağım. Tramaya sapıyorsun. Ha, fakat ondan sonra mesela Fatih'in kütüphanesinde Kristovoulos'un kendisi hakkında yazdığı bir metiye kitabı var. Ama mesela bir İncil lügatı var. Antonios Monachos'un yazdı. Kütüphanede İncil lügatı. Onun yanında bak kimler var. Astronomi ve aritmetik üzerine kitaplar var. Hepsi bir cilt içerisinde. Maximus var. Nikomachos var. Gerasalım Nikomachos var. Johannes Filoponos var. İshak Monachos, Argiros var. Ondan sonra İstanbul'un arkeolojisi hakkında. Bak o zaman İstanbul'un arkeolojisi hakkında Mikhail Aichmalotos'un kitabı var. Fatih Kütüphanesi'nde. Bunlar büyük ihtimalle Bizans'tan kalma. Kalan bir şey yok. Ah şimdi geldik en önemli soruya. Efendim Doğu'da bu şeye kadar Emil Jakobs'a kadar herkes şunu söylüyor. Efendim muazzam bir kütüphane vardı Bizans'ta. Bu Osmanlıların eline geçti. Ve bugün sarayda. Bunu bulmak lazım. Ortaya çıkıyor ki böyle bir şey yok. Yok artık yani fantaziye çok önemli. Tam fantazi. Bununla ilgili bir kitapla yayınlandı bir kez söyledi. Bizans'ın kaçırılan kütüphanesi falan diye. Hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Ve Topkapı Sarayı'ndaki kütüphane kardeşim. Yani Avrupa 15. asrın ikinci yarısında artık temel şeylerin hepsine vakıf. Yani evet. Çoktan. Tercümeler daha evvelden biliyorsunuz Aramca ve Arapça yoluyla taşınmış. Bugün evet. Arap dünyası tercüme fakiri istatistiklere bakarsak ama o zaman öncü. Ve bunlar yapılmış ve bunlar ondan sonra tabii tekrardan bu sefer köklere inerek Yunanca'ya yeniden ele alınıyor. Bunlar önemli. Fakat burada mühim olan abi o kütüphane var ya Topkapı Sarayı'nda daha sonra yağmalanan. Hı hı. O kütüphanenin kurucusu Fatih. Fatih topluyor. Eline hazır gelmiş bir kütüphane bizde yok. Bizde herhalde bir şekilde kaybolan eserler olabilir. Çünkü bir hediye şeysi vardı. Şimdi yani, sana onu soracağım. Şimdi oraya gelmeden bak yağma neler var. Belli. Mesela tarım üzerine Yunanca 11 kitaptan oluşan bir koleksiyon var, bir mecmua var. Var tamam mı? Ondan sonra Maximus Planudes'in yazdığı Esop'un fabrileri var. Esop'un masalları, Fatih'in kütüphanesi. O var mı şu anda hala? Esop yani. Onu sayın şey, bunlar herhalde var. Bunlar yani herhalde bir takım şey bir böyle yağma değil de yani böyle bir belki zamanla bazı şekilde bir kaybolmalar ben, olabilir. Ben biraz sonra şeye geldiğimizde Fatih'ten sonra gelenler abi kütüphaneyi çok ihmal etmişler. Onu konuşacağız. Bak Fatih'cim tıp kitapları Galenos var, Hipokrates var, Psellos var. Psellos İstanbul'un adamı. Tamam. Ondan sonra beni bu çok hoşuma gitti. Taşlar ve hayvanlar hakkında kitap var. Ondan sonra Yunanca Zebur. Zebur. Tefsir. Hazreti. Gene şey. Bir sürü lügat. Mesela İskenderiye'yle Kirillos'un lügatı var. Gramatik var. Bir de Fatih biliyorsun şeye meraklı. İskender'i falan çok seviyor. Arianos'un Anabasisi var. İskender'in fetihlerini anlatıyor. Ona meraklı İlyada. Yani. Ondan sonra mesela Hazreti Süleyman'ın sihir kitabı var. Bunları toplamış. Ondan sonra abi çok ilginç. Bak bir derli toplu bir kitap var. Ya Fatih. Aristo'nun oluşum ve yok oluş kitabı. Proklos'un
elementleri gene İskenderiyeli Heron'un şeyleri, mühendislik kitabı. Aelia'nın meşhur askerlik kitabı, taktik kitabı. Efendime söyleyeyim, gene meşhur bir imparator vardır, Leo. Onun taktikası. Batlamıyorsun. Efendime söyleyeyim, Adamantio'nun abicim hava tahminleri. Hava tahminleri kitabı var. Johannes Pediasimos, bu müthiş bir filozof, onun kitabı var. Ammonios'un mesela fal kitabı var. Johannes Philoponos'un astrolab kullanma kitabı var. Adam şeye giriyor. Ne derler? Astronomiye giriyor. Ondan sonra tartışma kitapları var. Bunların içerisine gelen. Ondan sonra mesela Christopher Bondelmonti'nin meşhur Isolarius'u var. Bu ne biliyor musun? Ege Denizi'nin şeyse alınır. Tasvir atlası. O var. Bondelmonti zaten fetihten evvelki İstanbul haritaları da onun. Evet, müthiş. Fakat şimdi geldik abicim en önemli şeye. Claudius Ptolemaios. Bunun geografike hifegesis. Şimdi Fatih'in buna çok özel bir ilgisi var. Şimdi, çünkü fetih yapmak isteyen birisinin bir coğrafya en iyisi. İşte o. Müsaade ederseniz ben burada ayrı fikirdeyim diyeceğim. Hayır. Fetih yapan adam hemen oranın coğrafyasıyla ilgilidir. Bu adamın ilgileri global. Fatih zamanında ne biliniyorsa merak ediyor. Böyle merak, bir adam. Merak. Meraklı. Yani. Merak. Tamam mı? Ve önüne geografike hifegesis getirildiği zaman o zamanın tek dünya coğrafyası. Bakıyor ilk yaptığı iş Amirutses'e tercüme et diyor. Nece'ye? Arapça'ya. Niye Arapça'ya? Çünkü bilim dili Arapça. Arapça'ya tercüme et diyor. Şeyin oğlu, Amirutses'in oğlu hem Türkçe biliyor, hem Arapça biliyor, hem Yunanca biliyor. Amirutses'in kendisi büyük bir alim. Bir de iyi politikacı bu herif değil mi? Evet. Yani Trabzon'un teslim edilmesinde önemli rolü var Amirutses'in. Fatih'in sayesinde herif bir de Müslüman olmuş. Fatih'e olan hayranlığı politik olarak da doğru bir hareket ama yani ben Fatih'i tanıdıktan sonra dedim ya keşke bu adamın devrinde yaşaydım be kardeşim. Sen bilirsin Lütfü'yle meşhur. Lütfü'yü ikinci Bayezid Molla Lütfü. Kötü bir adam değildi diyor. İlber, ben ikinci Bayezid'e çok kızgınım. Molla Lütfü'yü öldürtmüş. Bu herif dinden çıktı diye. Heyet yargılıyor. Ha. Molla Lütfü Fatih'in kütüphanecisi abi. Bir gün Molla Lütfü bir taşın üstüne çıkmış kütüphanede bir kitap alıyor yukarıdan. Fatih takım bir köşede okuyor. Bakmış Lütfü'ye bir taşın üstünde duruyor. Şimdi kütüphaneciyle dalga geçiyor padişah. Bak Lütfü demiş ne yapıyorsun demiş. Hayrola hünkârım demiş. O çıktığım taş demiş. İsa babamızın beşiğiydi demiş. İn oradan falan. Lütfü bakmış ki dalga geçiyor padişah. Sen misin dalga geçen? Biraz sonra kütüphanenin köşesinde tozlu bir bez bulmuş Lütfü. Almış elini padişahın kucağına bırakmış okurken. Fatih bir bakmış pis mi bez. Lütfü bu ne demiş? Aman hünkârım demiş. İsa babamızın kundağıydı demiş. Şimdi bu şunu gösteriyor. Bu doğru mu acaba? Hiç mühim değil. Fakat mühim olan şu. Kişilik üzerine uydurulan bir şey mi? Fakat yani? Mühim olan şu adamın ilişkilerini gösteriyor. Arkadaş ilişkileri kuruyor bu adamla. Kritobulos'la öyle. Amirutses'le öyle. İlber'in bahsettiği İtalyanlarla öyle. Hepsi bu adama hayran olmuşlar ya. Ya Bellini buraya geliyor, neler yaptırdı. Adam, İtalya'da oturan adam hiç Fatih'i görmeden Fatih'in madalyonlarını yapıyor. Üzerine Latin harfleri de Osmanoğlu diye. Rufilerle var ilgisi. Yani bir nevi şey biliyorsunuz. Allah'ım sesi, rufilik. Çok yakın ilgisi ve alakası var. Bir nevi büyücülük. Şimdi. Hayır. Yani rufilik, büyücülük diye şey yapılamaz. Kabalistik diye de çevirmiyorum ama biliyorsunuz hurufilerin o tarafı çok enteresan. Bu gibi şeyler işte dedi ya şimdi sihir kitabı falan o değil sırf. Yani bu tip ilgileri çok değişik. Peki Edirne'de yaktıkları kimler Fatih'in? Hurufileri yaktırdı. O yakmadı. Mahmut Paşa yaktırdı. Çok hoşuna gitti yani şey mutasip sümrenin ama
Verdiği ceza İslami değil tabii. Ceza hukukunda adam yok. İslamiyet yok. Yani siyaset. Çukura doldurup üstüne bak, burada çok önemli bir şey saplama yapacağım. Ben halk, işte halkın görüşü, halk neydi, padişah neydi? İşte halk Fatih'i sevmiyor. Hiç sevmiyor, nefret ediyorlar. Sevmiyorlar. Öldüğünde bayram etmişler. Evet. Yani mesela medreselerde en çok kopya edilen kitap yazma, talim için böyle şeydir. Mahmut Paşa menkıbesi, menakıbname-i Mahmut Paşa'yı veli. Kopya ediyorlar onunla. Yani böyle çalışır gibi kaligrafi ve imla için onu kopya ediyorlar hep. İlk başlayanlar. Tamamıyla padişahı küçümseyen, tenkit eden... Mahmut Paşa'yı veli mertebesine zaten lakabı oydu. Zaten bir adama veli dedin mi abi ondan soğuyorum ben. Ama kendisi şey zaten biliyorsunuz Hristiyan, ruhban bir aileden gelen biri. Bu şeyler var yani bunlar çok enteresan. Yapı olarak Fatih Sultan Mehmed'in bu gibi din dışı, zındık davranışlara, söylemlere girdiğine dair... Hiçbir şey yok, delil yok. Bu çok açık bir şey. Hatta işte papalık kendisine bir şey teklif etmiş, o da doğru değil. Bugün belli oluyor. Bugün bunu yazan, tespit eden de bir Vatikan tabası denmez ona da rahip yani o camiadan. Ama şurası bir gerçek, çok değişik ilgileri var. Ve Osmanlı cemiyeti o zaman mütevazi bir cemiyet yani bunu da söyleyeyim. Mutfağı değişik, deniz mahsulatına çok düşkün. Ama mesela niye bu adam haram olan şeyleri yemiyor? Yemiyor yani burada gereken görevini şey yapıyor. Çünkü Fatih'ten Hazreti Hilafet Penahi falan diye bahsediyorlar. Yani bu hilafet yöneten bir, İslam toplumunu yöneten bir... hükümdarın, bir reisin ünvanı. Fakat biliyorsun Giuliello diyor ki bu adam hiçbir şeye inanmıyordu diyor. Julian Raby de biliyorsun ona atıf yapıyor. Ve diyor ki Bayezid, babam Muhammed'in dediklerine inanmıyordu diye bir laf etti diyor. Giuliello'dan geliyor bunların hepsi. Olabilir yani şimdi oturuyor. Fakat şimdi mühim olan şu, göstersene. Şimdi abicim geldik buraya. Bu kitap Fatih'in eline geçmemiş. Çünkü şurada benim... Tıpkı baskısını getirdiğim kitap, meşhur Urbinas Grecus 82 ve 1932'de zamanının teknikleriyle yapılabilmiş bir şey. Tıpkı basım. Bir tıpkı basım. Şu da dünya haritası. Gösterebilir misin? Burada dünya haritası. Ben hemen kabaca nerelerde olduğumuzu söyleyeyim. Henüz daha dünyanın yuvarlak olduğu bilinmiyor. Hayır biliniyor. Kesin. Ha biliniyor. Kesin. Tabii 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 canım. Hatta Ptolemaios dünyayı olduğundan küçük zannediyor. O Kolomba cesaret veriyor. Şurası Arabistan bakın. Şurası Anadolu. Bakın İstanbul şurada. Şurası Anadolu. Şimdi bu Fatih'in eline geçmiyor. Çünkü Emmanuel Chrysoloras 1396 senesinde Jacopo Angelo ve Roberto Rossi İstanbul'a geliyorlar. Bunlar oturuyorlar diyorlar ki bak kardeşim diyorlar. Türkler bugün yarın burayı alacaklar. Bu arada Emmanuel Chrysoloras İstanbul Üniversitesi hocalarından. Hani bizim İstanbul Üniversitesi kendini 1453 diyor ya, halt ediyor. Çünkü İstanbul Üniversitesi iki tarihten birini seçebilir kuruluş tarihi olarak. 400 küsur Theodosius. ya Theodosius'u seçeceklerdir ya 1900'ü seçeceklerdir. Yani. Böyle 1453 palavrasını kimse yemez. Yani ben İstanbul... 400 seçerse doğru ama. Yani sahnı semana bağlarsan... 60'lar, 1460'lar sahn-ı semana bağlarsan ama üniversite diye bir tarih ararsan üniversite en eski üniversite dünyada İstanbul. Theodosius'un ki niye kullanmıyorsun? Bir de orijinalitesi var biliyorsun. Çünkü Roma hukuku, hukuk tedris edilmezdi Roma'da. Yani avukatın yanında yetişirsin, retorik, mantık vesaire bilirsin. Avukatın ve pretorun yanında yetişirsin. Halbuki İstanbul'da bir hukuk mektebi kuruldu. Dünyanın ilk hukuk mektebi. Evet ve bir üniversite ve ilk üniversite ya. Fatih. Yani ben... Ya aklım... Mesela onu iddia edenler oldu. Yani İstanbul Üniversitesi gibi biz 400 yılında evet, kurulduk. Orhanlı'nın bir kitabı, bir şey yok başka birisinin. İstanbul Üniversitesi dergisinde mi çıktı? Belleten'de galiba.
Teodosius'un Üniversitesi diye. Yani ben bu İstanbul Üniversitesi'ndeki adamlara şaşıyorum ya. Niye kullanmıyorsunuz bunu Kadir? İşte siz... o şey dil de bakımından demek kullanmıyor. Ama Latince mi? Eskiden üniversiteler Latince. Yani Paris Üniversitesi o zaman kendisini 20. yüzyılda ilan etmesi lazım. 20. yüzyılda. Şey de Van de Waals kanunları vardır ya fizikte meşhur. Evet. Van de Waals bir türlü doktor olamıyor. 19. yüzyılın sonunda. Niye? Latince yazamıyor. Yazamıyor. Fatih. Üniversite diyor bugün ki sen... de Latince yazarsan kabul etmek zorunda. Doktoranı diyor Latince yazacaksın. Adam diyor ki Latince bilmiyorum. Kusura bakma doktora alamazsın. Van de Waals bu meşhur Van de Waals. İlla Latince. İlla Latince olacak. Benim mesela Endonezya'nın 1825 tarihli volkanları hakkındaki ilk kitap doktora tezidir Amsterdam. Latince abi. Bugün de verebilirsiniz Latince. Bir takım herhalde. Avrupa üniversitelerinde Latince tez verebilirsin işin. Neyse, bu kitap abicim, sonra. Bu kitap kaçıyor. Yani Emmanuel Chrysoloras bunu koltuğun altına koyuyor. Bu gençler diyorlar ki sen lütfen şeye gel. İtalya'ya gel. Bu Floransa'ya gidiyor. Floransa'da buna bir iş veriliyor. Yunanca hocası oluyor. Ve bunun tercümesine başlıyor. Fakat işte 1415'te biliyorsun Konstans şeyine giderken, Konstans'a bir konseye giderken, iki kilisenin birleştirilmesi yolda ölüyor. Hastalanıyor, ölüyor Emmanuel Chrysoloras. Bu kitap 1470 tarihi, 1975 tarihi, 1475 tarihinde yayınlanıyor fakat haritasız. 1477'de haritalı yayınlanıyor. Ve Christoph Kolomb bunlarca senet alıyor. Bu Marco Polo'yu okuyor, Pierre Dailly'yi okuyor fakat bunun içinde direkt rakamsal veri var. Koordinatlar belli, dünyanın çevresi belli. Ama aradaki bir kıtayı bir okyanusa atlamış. Yani değil mi? Mesela Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfettiği senede Martin Behaim diye bir Alman'ın yaptığı bir dünya... İlimizdeki en eski dünya globusudur, küredir. Amerika yok. Amerika yok. Çok enteresan. Fakat bu kitap Amerika'nın keşfine sebep olmakla kalmıyor. Büyük coğrafi keşifleri tetikliyor. Şimdi biz ne yapıyoruz bu arada? Biraz sonra ona gelmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet bunu görür görmez derhal tercüme edin diyor. Bu kitap tercüme ediliyor. Ve Fatih onunla da kalmıyor. Amirut Ses'e diyor ki... Ben diyor bu diyor parçak bölük pörçük haritalardan bir şey anlamadım diyor. Çünkü o zaman ellerindeki kopyada henüz bu dünya haritası yok. Fatih diyor ki bir tane büyük duvar haritası yapın diyor. Peki diyor Amerikas biz diyor koordinatlar var elimizde. Hepsini bir araya koyarak bir dünya haritası yapılıyor. Fatih'in şeyinde. Yani benim bildiğim bir tek Augustus böyle bir şey Agrippa'ya yaptırmıştır. Meşhur dünya haritası. Bir de Fatih yaptır diyor. Çünkü herif bütün dünya ile ilgileniyor. Şimdi kardeşim. Bunlar çok güzel. Sonra ne oldu? Şimdi gelelim büyük coğrafi keşiflere. Büyük coğrafi keşiflere gelebilmek için sevgili seyircilerimize benim bazı şeyler göstermem lazım. Yani bizim çok sevinebileceğimiz şeyler ne yazık. Peki o, sen onu ararken ben de İlber abiye şunu söyleyeyim. Sor. Hocam hakikaten ne oldu? Şimdi böylesine bir münevver babadan... Muazzam bir alim babadan, bu kadar entelektüel, bu kadar bilgili, bu kadar senin söylediğin şekilde meraklı bir babadan sonra arkasından niçin Beyazıt gibi bir oğul geliyor? Cem olsaydı değişik olur muydu tarihin akışı? O daha mı iyiydi? Cem üzerindeki kişilik tasvirleri yaşadığı hayat ve bulunduğu çıkmaz dolayısıyla. Çünkü biliyorsunuz Roma'ya sığındı. Evet. Yani Malta Şövalyeleri'ne sığındı ama ipso facto Roma'ya. Hem de papaların en ahlaksızı. Borgia. Oradan Fransa kralı bunu aldı, kalktı, aldı da zaten aldı. Orada öldü. Zehirleyen ama papa. Zehir uzmanı. Nişte öldü değil mi? Nişte öldü. Hı? Nişte mi öldü? Evet ama Roma'dan zehirlenerek gitmiş. Yani süreli, süreli tesiri olan bir zehirle. Şimdi... Bir takım merakları var ama biz bilmiyoruz neleri bildiğini tam bu anlamıyla. Tabii şey biliyor, Arapça biliyor, Farsça biliyor, bunları biliyor. Ama ikinci Bayezid'in kendi şehzadeleri de öyle mesela. Bir Ahmet, fevkalade Arapça bir traktatüsü var. Korkut falan. Yavuz Sultan Selim biliyor iki dili yani. Bu bir anane, devam ediyor, gidiyor. Fatih Sultan Mehmet'in en önemli tarafı bence... Şehzadelerin eğitimini
kurumlaştıranlardan biri olması. Yani bu devam ediyor. Çok önemli bir olaydır. Osmanlı padişahları dünyaya açıktır. Bu dönemde, muasır dönemde bunu bütün hükümdarlar için söyleyemeyiz. Yani İslam dünyasından çok hele Batı için söyleyemeyiz. Yani Batılı hükümdar dışarıdaki entelektüelle yarışabilecek durumda değildi. Çok önemlidir bu. Ha, 20. yüzyılda iş başka. Yani ikinci Nikola gibi çok sıradan bir adam da 3 dil biliyor. Öbürü de 2-3 dilde yazıyor falan. Ama bu sonraki eğitimdir. Orta Çağlar ve Rönesans öyle. Ay şunu demek istiyorum ya şimdi. Beyazıt'ın gençliği biliniyor. Gençliğinde vahim bir durum var Beyazıt'ın. Yani çeşitli kötü alışkanlıkları var, müptelalıkları var. Amasya'da şeysi var yani, iptilası olan şeyler var böyle. Bu uyuşturucu müptelası. Esrar o zaman. Bunların tabii telafine gittiği söyleniyor. Sonra bunları bırakıyor. Bırakıyor bu sefer de tam aksine aşırı dindar oluyor. Yok, zaten yetiştiği Amasya muhiti, biliyorsunuz Amasya Sancak Bey'dir, oradadır. Orası zaten onun yetişmesi için ve yetişme şartlarına da uygun. Uygun yani, doğrudur, kendisi artık heykel toplamıyor. Doğrudur, kendisi resim sevmiyor, çıkartıyor. Babasının resmini çıkarttırıyor saraydan ya, inanılmaz bir fakat şey. Fakat bazı şeyleri de koruyor. Mesela bunların içinde Çin porselenleri koleksiyonu denir. Kütüphaneden kitap attırdığı doğru değil. Yani tespit edilmiş bir şey yok. Ve orada her şey var onun için. Kendi okuduğu da zaten Farsça, Çagatayca falan. Ve kendinden sonra da devam ediyor, biliyorsunuz. Ve divana var bir de. Var tabii. Mimatios Corvinus'un, yani Macaristan'ın kudretli kralının, ki o Türkleri görmedi. Macaristan ondan sonra fethedildi. Kütüphanesini bu dinde kanuni getirtti. Çok kitap Abdülhamit'te geri gönderdi. Bazılarını. 33 tane. Ama o işte 33 taneyi gönderiyor çünkü bir nevi bir Macarların sempatisini kazanmak ihtiyacında. Efendim, Macarlar buna bir kılıç göndermiş. Evet. Hediye olarak. Bu da jest yaparak Corvinus'un kitaplarını gönderiyorum. Vermediği de var. Mesela işte bizim son zamanlarda, ben yoktum o zaman şeydi ama, bir Antefanale var değil mi? Macar Musiki Mecmuası, çok kıymetli, Matthias Corvinus'tan kalma. Onu kanuni getirdi. Müziğin her çeşidine çok meraklı çünkü sultan. Yani rivayete göre ork da dinlermiş. Şimdi o getirilen kitaplar burada, bu sarayın içinde. Dolayısıyla böyle bir kitap atılması falan söz konusu değil. Topkapı enteresan bir komplekstir. Yani çok dar mekanlarda yaşanan, hiçbir zaman hacim olarak Avrupa saraylarının 16. asrıyla bile mukayese edilemeyecek. Topkapı İzbe bir saray aslında baktığın zaman. İzbe yani son derece güzel çinleri var. Kendine evet, bir manzara var. O manzara, manzara çok muazzam. Önemli. Ama fakat yani harem binanın falan içinde, bir felaket. Harem çünkü çok, harem çok, yok çok ki orada. Öyle mi? Yok. Harem aşağıda. Hayır, hayır, işte orada harem diye yok. Bir şey yok. Yani harem, yani kadınların saray, hani valide sultanın hasretiyle. Eski saraya mı gidiyor? Eski saraydaydı eski saray. Onlar. Hürrem ısrar etti, Hürrem sultan. Ben burada kalacağım. Ben burada kalayım, sizden uzak kalmayayım ve hemen şeye, Mimar Sinan'a emir edildi, mimar başına. Dikkat ederseniz onun simetri mefhumu hiç olmayan tek eseri, yani aşağı evet, doğru gidiyor. Evet. Çok sıkışık yaşanan bir yer, o gerçek. Çok, yani çok eğer 40 merdiven tarafına da bakarsanız görürsünüz. Harem bir evdir, yani padişahın evidir. İçinde kaç kişi yaşar, bunun var kayıtları. Devirden devire değişir, devirden devire değişir. Gelenlerin maalesef İstanbul iklimine ve saraya alışkanlıkları her zaman teşekkül etmiyor. Şurası bir gerçek, verem yaygın bir hastalık. Ama Kafkasya zaten dayanamaz. Yani Kafkaslardan gelen dağ gibi delikanlılar dayanamıyorlar. Evet, yani Peterburg, Moskova'da derhal hastalanırlar. Dayanan da zaten işte Dragon alaylarının falan birinci sınıf sabitleri onlar. Öyle boylu bozdu.
Evet abi, buldun mu? Şimdi eğer verebilirlerse evet. Ben buradan sırayla bazı şeyler göstermek isteyeceğim. Evet arkadaşlar. O da coğrafi keşifler. Coğrafi keşifler denizciliğe dayanıyor. Şimdi denizciliği geliştiren 3 tane faktör var. Bir tanesi savaş. Bir tanesi ticaret. Bir de merak. Bilim merakı var. Şimdi bunu tekrar edeyim. Savaş, ticaret ve merak. Şimdi geçiyorum. Askerlik gerektiren bir olgu savaş. Buna da üç açıdan bakabiliyorsun askerliğe. Kabadayılık, silahşorluk, bir de bilgi işlenme ve değerlendirmesi. Şimdi bizi çok ilgilendiren coğrafi keşiflerde bu bilgi işleme ve değerlendirme süreci. Geçelim. Şimdi ilkelden geçmişe doğru baktığın zaman denizciliğe de bu açıdan bakabiliyorsun. Kabadayılık düzeyinde deniz kavgası yapılıyor. Silahşorluk düzeyinde ise zamanın mevcut silahlarını kullanarak savaş, maharetle savaş yapıyorsun. Fakat bilgi işlemeye ve değerlendirmeye geldiğin zaman denizin ve dünyanın diyeyim tüm özelliklerini öğreniyorsun. Ona göre silah, taktik, strateji geliştiriyorsun. Fakat mesela Kolomb giderken manyetik deklinasyonu keşfediyor ve kaydediyor. Bu çok çok önemli. Ne demek o? Yani manyetik kutupla, manyetik kutupla coğrafi kutup birbirini tutmuyor. Kolomb bunu fark ediyor ve kaydediyor. Şimdi karaların tersine denizler gezegen çevresinde mekansal süreklilik var. Bak, karalar öyle değil. Yani buradan Avrupa'dan Amerika'ya gidemezsin yürüyerek. Ama denizlerde her tarafa gidersin. Denizciysen eğer. Şimdi bu mekansal süreklilik İslam kültür çevresinde Orta Çağ'ın ortalarına kadar Avrupa'da Rönesans'a kadar tartışmaya açık konu. Şimdi şu mesela Ptolemaios bile diyor ki Hint Okyanusu kapalı. Diğer okyanuslarla teması yok. Var mı yok mu? İşte bu şu gördüğünüz harita İlbercim sayesinde bu işte şey yapıldı, tamir edildi. Topkapı Sarayı'ndaki haritadır sağda gördüğünüz. Meşhur ve dikkat edin bu Ptolemaios'un ikinci ve çok hararetle tavsiye ettiği dünyadaki tek projeksiyondur çizilmiş. Solda gördüğünüz Eratosthenes'in dünya haritasıdır. Dünyayı bir ada gibi gösterir. Ptolemaios öyle değil. Ptolemaios okyanusları göller olarak gösteriyor. Müslümanlar bunun böyle olmadığını 9. yüzyılda keşfediyorlar. Bu da gene Topkapı Sarayı'nda bakın aşağıda İbn-i Fadlallah el-Umari'nin Masalik-el Abşar fi Memalik-el Amşar'ından alınma. Bunu da keşfeden Fuat Sezgin'dir. Fuat Hoca gerek Hvarizmi'nin ama bu bildiğimiz matematikçi Hvarizmi değil. Gerek Suhrab'ın verilerini kullanmak suretiyle Arapların haritasını çıkardı. Şeyden de istifade etti. İbn-i Fadlallah el-Umari'den. Şöyle bir harita çıkıyor ortaya. Bu Ptolemaios'un düzeltilmiş hali. Düzeltilmiş şekli. Şimdi dünyayı ne kadar biliyorduk? Şimdi milattan sonra 200'e bak. Şimdi Kuzey Hun İmparatorluğu'nun olduğu yeri ben orada gösterdim. İnsanlarca bilinen dünya, insanlarca bilinen ben şunu kastediyorum. Şimdi bilhassa solcu tarihçiler diyorlar ki efendim Amerika'daki yerliler de orayı biliyorlardı. Nah biliyorlardı. Sadece kendi yerlerini biliyorlar. Dünyaya da bunu duyurmuyorlar. Dünyaya bunu duyuran, bildiğini anlatan insanlar işte Akdeniz çevresinde ve Güney Asya'da yaşıyorlar. Ve burada zaten görünüyor böyle açık renkle ben gösterdim. İşte Arabistan, Hindistan falan. Buralar biliniyor. Bunların da iç kısımları bilinmiyor. Sahiller biliniyor. Aşağıya geldik milattan sonra işte Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Bakın dünyanın binden kısmı genişliyor. Dikkat edin Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Vikingler Amerika'ya kadar. Amerika'ya gidiyorlar. Ve kaydediyorlar. Bu çok mühim. Kayda geçiyor yani. Grönland'ın güneyini. Grönland ve Newfoundland. Değil mi? O Newfoundland'ın kuzeyinde Kızıl Erik'in oğlu Erikson, Leif Erikson orada şey kuruyor. Koloni kuruyor. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti 1453'e geldik. Biliyorsunuz 1453'te yani İstanbul'un fethi esnasında Osmanlı donanması mağlup oluyor. 140 küsur parça gemi 4 gemiyi durduramıyor. Ve Cenevizlilerin yardımı Haliç'e giriyor.
Ve Fatih müthiş sinirleniyor bu işe. Bunu durduramıyor. Şimdi bunu durduramayan şeyin sebebi, durduramayan donanmanın kabahati, silahşörlük eksik. Yani doğru gemiyi kullanmıyorsun. Cenevalı'nın gemisine ulaşamıyorsun. Sen kadırgayla gidiyorsun. Herif kalyonla geliyor. Ulaşamıyorsun. Ve Osmanlı bu ısrarını, yani kalyon yapmama ısrarını, benim bildiğim Kanuni'ye kadar, daha da sonra, değil mi İlber? Evet. Oraya kadar sürdürüyor. Şimdi benim çok ağrıma giden bir şey vardır. Bu ülkenin çocuğu olarak bakın. 7 Haziran 1494'te Papa Tordesillas anlaşmasını yapıyor. Dünyayı ikiye bölüyor. Bir kısım Batı İspanyollara ait, Doğu Portekizlere ait. Hı hı. Herif babasının malı gibi dünyayı bölüyor. Peki be kardeşim, nasıl beceriyor? Papa böyle bölüyor. Evet. Yalnız tabii harita daha tam oturmadığı için Brezilya böyle bu yarıda kalıyor. Evet, bak Brezilya'da oraya. Bir ucu. Bir ucu şeye, neredeyse Afrika'nın içine sokmuş. Dolayısıyla Afrika'nın Angola'sı falan filanla Brezilya aynı boylamın içerisinde kalıp onlara. Bu tarafta ta şeye kadar Filipin adaları falan, o da İspanyolların. Filipin adaları çıkıyor, hır çıkıyor. Hır çıkıyor. Çünkü bilmiyorlar bu çizgi dünyanın öteki tarafında nereye gidiyor. Orada hır çıkıyor. Fakat hır niye çıkıyor kardeşim? Burada çünkü adam var. Portekizli de var, İspanyol da var. Değil mi? Şimdi Kolomb gitti. 4 sefer yapıyor adam. Bakın kullanılan gemiler. Şimdi Osmanlı'nın kullandığı gemiler o sandal gibi görünenler. Bu çok çok kürekli. Avrupalı'nın kullandığı gemiler bak yüksek güverteli yelkenli gemiler. Ama onlar küçük aslında. Efendim? Onlar da küçük aslında. Fakat yüksek. Yüksek. Ulaşamıyorsun. Denize dayanıklı. Ha, denize dayanıklı, yüksek ve adam yelken kullanıyor. Bu Osmanlı kardeşim tarihi boyunca hiçbir zaman Avrupalı kadar yelken kullanamamıştır. Mesela James Cook, Thames nehrinde Fatih'cim, sadece yelken kullanarak gemiyi yanaştırıyor. Ha, bu müthiş bir marifet yani. Bu girişim bile... Bu inan hakikaten ya, ben yelkencilikten ben anlamam ama herhalde sırf yelken kullanarak bu koca gemiyi yanaştırmak. Şimdi efendim, nur içinde yatsın Afet İnan. İşte Amerika'nın ilk haritası falan diye saçma sapan şeyler yazdıydı. Ne yazık ki Sevim Tekeli hocamız da aynı saçmalığa devam etti. Bu gördüğünüz Christoph Kolomb'un arması. Bakın şimdi İlber benden... Antiller. Dinle, oraya daha gelmeyelim. Yukarıda bir şey var. Hani. Şato var. Kastil. Geçen seyircilerimiz hatırlayacak. İlber anlattıydı. Kastil ve Leon. Bunlar birisi Isabella, öteki Ferdinand. Aragon kralı. Ha, bugünkü şeyi yap, İspanya'yı oluşturanlar. Fakat alt tarafa gel, dediğin gibi Antiller. Amerika'nın bildiğimiz ilk haritası abicim. Onun yanında da çıpalar görüyorsun. Çünkü Christoph Kolomb'un resmi bir ünvanı var. Okyanus Amirali. Okyanus bakıyoruz bilinmiyor. Ama Okyanus Amirali rütbesini alıyor bugün. Gidiyorsun İspanya'ya. Veraga Dükü Okyanus Amirali rütbesini taşıyor. Hala var. Hala var. Ben, o zaman ben kaldım. Şimdi ben duydum ki... Peki ilk Okyanus Amirali... Kolomb. Kolomb. Ve bu Kolomb'un sülalesi. Şimdi ben de düşündüm, bir vakıf var. Dedim ki bu armayı arıyorum. Hatta bizim Fernandez Armesto var ya, tarihçi. Sağ olsun o beni yönlendirdi. Bir vakıf var. Dediler ki bu vakfın başında Kolomb'un ailesinden bir kadın duruyor. Git gör. Onlar yardımcı olurlar. Ben gittim. Şimdi Fatih dedi. Abi benim gibi garip bir şey. Kolomb'un akrabası bir kadın deyince İlber böyle yaşlı, tombik falan bir kadın düşünüyorum ben. Karşıya bir fısır çıktı. Ya Fatih. Fazla ıslık çalma, eve gideceğiz soba. Ama şahane bir kız çıktı. Şahane bir kız çıktı. Şimdi işte merhaba merhaba dedik falan. Ondan sonra kızın soyadına bakıyorum, de Carvajal. Dedim çok affedersiniz. Siz dedim niye Kolomb değilsiniz? Pardon, kızın soyadı Kolomb de Carvajal. Dedim ya siz evlenmediniz mi kardeşim? Niye soyadınız hala Kolomb? Dedi ki benim dedi iki seçenek vardı önümde dedi. Ya dedi Veracruz Kontesi olacaktım.
Veyahut dedi Kolomb soyadını taşımaya devam edecektim. Ben dedi Kolomb soyadını tercih ettim dedi. İlber sarılıp öpecektim kızı. Ha demek ki. Sen sana da bahane gerekiyor. Ama Fatih. Kız tersini yapsak sen yine öpecektin kızı. Ama şahane güzel bir kızdı. Neyse ben bunu elde ettim. Bu gördüğünüz ilk... Bu İspanya'da değil mi? İspanya'da. Çünkü ben Portekiz'de güzel kadın görmedim. Ve ben Portekizlerin niye denizlere açıldığını Portekiz'ince öğrendim. Bir dakika kardeşim. O kadınları görünce denize açılmışlar. Bir dakika. Öyle bir dakika kardeşim. Son melekle şey var ya neydi o? İç çamaşır Victoria's Secret. Hmm. Orada bir Portekizli var. Hepsinin en güzeli. Yapma ya. Vallahi billahi. Minyatür, minyon tiplerdir. En şu kadar şu kadar. Şimdi... Bak, şu görüntü... Bir bardakçıdan mesaj geldi. Haklısın, oya onu oyacak diyor. Bana da öyle geliyor. Şimdi abicim şu gördüğünüz harita Juan de la Cosa'nın 1500 tarihli haritası. Yani Piri Reis'ten 13 sene evvel. Evet. Bu bak orada Küba'yı görüyorsunuz, İspanyola'yı görüyorsunuz. Güneyde Güney Amerika'nın kuzey sahilleri. Küba'daki camiyi de görüyor muyuz? Hayır oradan göremiyorum abi ne hikmetse. Kuzeyde de Kuzey Amerika var. Bu Amerika'nın bildiğimiz adam gibi ilk haritası. Tamam mı? Biraz şimdi, fazla bükmüşler. Ha şimdi gelelim kardeşim Osmanlı'ya. O sırada Osmanlı ne yapıyor? Ha, 14. ve 15. yüzyılda bilinen Osmanlı coğrafya eserleri. Ben bunu şeyden aldım. Ekmelettin İhsanoğlu'da biliyorsun. Ekmelettin Bey sağ olsun. Osmanlı'yı ne kadar şişirmek mümkünse o kadar şişiren bir adam. 15. yüzyılda, 14. yüzyılda Hadid ilk kuruluş devirleri falan bir tane var. Bu bir tane de ne biliyor musun? Araplardan tercümeyle bugünkü coğrafyayla yani o zamanki coğrafyayla alakası olmayan eski bir kitap. Onu Necdet Sakaoğlu sağ olsun tercüme etti, yayınladıydı. 15. yüzyıl, Fatih'in yüzyılındayız arkadaşım. 5 kitap aslında sadece 3. Çünkü 2 tane Magribi kitap var bunlar için Osmanlı ile alakası yok. 3 kitap bütün bir yüzyılda. Coğrafyayla ilgili. Coğrafyayla ilgili. Yani padişahın ilgisine bak. Adam coğrafyayı görür görmez tercüme edin diyor. Yenilerini arayın. Peki şimdi padişah ilgisi var da padişah da o zaman padişahlığını yapsın. Çağırsın bilim adamları. Desin ki kardeşim çıkın arayın tarayın alın size para alın size bilmem ne. Şimdi İlber'e şimdi dönelim. Bize deniz bu iş... yok henüz. Denizcilik şey zayıf. Ya yani bu işin sosyolojisi 13. çok ilginç. Hakikaten. 12. 13. yüzyıldan beri Çakabey'i falan anlatıyoruz ama maalesef Türkiye İmparatorluğu, Selçukiler ve zaman tabii ilk Osmanlı deryadaki şeylere demir atacak, oraları ele geçirecek konumda değil coğrafya. Peki İlber ticaret tüccarlar ne yapıyorlar? Tamam kervanlarla gidip geliyorlar. Sadece kervan mı? Yani mesela Venedik'e ben gideyim demiyor adam. Hayır, Venedik'e gidiyorlar. Venedik'te Türkler var. O Fondatio de Turgi. Nasıl gidiyor? Ha işte ona gemiden de gidiyor, karadan da gidiyor. Venedik'in gemisiyle mi gidiyor? Evvelde. Yani Türk gemisi de gidebilir. Var yani, yok değil. Fondaco dediğiniz Finduk zaten biliyorsunuz. Öyle mi? Orada Finduk, Finduk'tür. Ve bugün bu tabiat tarihi müzesi orası. Evet, bizim Türkler için tabiat tarihi mi çevirmişler? Evet. Şimdi ha bizim şey, Türkler değil, İtalyanlar almışlar orayı tabiat tarihi müzesi yaptı. Şeyin iki tarafında bir yerde Fondaco di Tedeschi var, Almanların hanı, bir de Türklerin hanı. Şimdi buraya garp şarktan gelen mal burada yığılıyor, buraya gidiyor, buradan da yukarı çıkıyor. Ve ama bir özellik var orada, mesela Alman hanında millet business school gibi ticaret de öğreniyor. Mesela Fuggerlerin meşhur şeysi vardı, muhasebe şefi. Matthäus Schwarz, muzaaf muhasebeyi kullanır, çift taraflı. O adam onu orada öğrendi. Bu kimin icadı bu? Çok Hristiyanca bir icat. Fransisken rahiplerin. Manastırların idaresi için muzaaf muhasebeyi onlar geliştirmiştir. Bizde muhasebe konusunda çalışanlar var, kongre var. Muhasebe tarihi çok ilginç bir branş ama zannetmiyorum ki bu bizim işletmelerde falan etraflıca verilsin. Yani gelecek şeylerde belki böyle bir... Ben sana şey bir şey daha sorayım. Sen şu kitaptan bahsettin değil mi? Kaşifler. Bizim tüccarlar biliyorlar ki Amerika keşfedildi. Gümüş geliyor ya. Müthiş miktarda gümüş geliyor. Hiçbirisi demiyor ki ya biz de gidelim be kardeşim. Gümüş geliyor, altın geliyor.
Önce gümüş, önce gümüş geliyor. Potosi'den gümüş geliyor. Sonra altın geliyor. Sonra altın geliyor. Ve sonra bu herifler tabii İspanya'dan aynı adamlar, Kolomb'u yollayanlar. Dolayısıyla bu keşfe öncülük yapan Katolik krallar, hükümdarlar pardon, İzabel ve kocası Aragonlu Ferdinand, bir başka iştah yapıyorlar. Yahudilerle Müslümanları atıyorlar. Evet, aptal demiş. Attığın zaman tabii bütün ticaret, bütün ziraat. Osmanlı'da ticaret için Yahudileri kabul ediyor. Kaşından İlber evet. Dedi ya bu gümüş geldi ama enflasyondan da geberdiler i̇şte, dedi geçen sefer. Kendi satacak malın üretimi yok. Zaten Barkın'ın kitabına okuduğun zaman net bir şekilde çıkıyor yani. O gümüş gelmeye başlıyor. Osmanlı'da muazzam bir hoca vardı bizim zamanımızda. Ekrem Üçyiğit. Yani milli eğitimde bir rütbesi, tatasiliği falan da var ama lisedeki tarih sorusu Amerika'nın keşfinin saman pazarındaki etkileri. Soruya bak. Nasıl? Helal olsun adama ya. Ama soruya bak. Yani. Ya muazzam. Ve bu İngilizlerin ve Hollandalıların sahneye çıkmalarına sebep oluyor. E tabii çünkü Hollandalılarla İngilizlerin koca karınlı gemileri var bir. Mal üretiyorlar iki, evet. Üretemediklerini de topluyorlar. Üç, sen düşün ki Hollanda, Avusturya sanayini şey yapan adamlardır yani teşvik eden kurdu herhalde. Onları da satmak için. Avusturyalıları çok sevdikleri için değil. Ya bugünkü gibi bir şey işte orada ki orada üretiliyor, orada üretiliyor, satıyor. O taşıyor onu. Gidiyor Amerika limanlarına, valiler zaten üç kağıtçı, onları bribe ediyorlar. Aa, hem nasıl, irtişa. Hem de nasıl. Yani yasak olan mal şeysi, ithal ihracatı sağlanıyor. Ham maddeyi de alıp gidiyorlar. Kazıklıyorlar da. İspanyol gemisinin geldiği yok, gelince de bir şey bulamıyor Lord zaten. Lord Canning ne diyor biliyorsun Hollandalılar hakkında, biliyor musun efendim? Ne diyorlar bakkal. In the matters of commerce, the fault of the Dutch is offering too little but asking too much. Aa, çok güzel. Ticarette Hollandalı'nın suçu çok az verip çok fazla götürmektir. Şimdi gelelim. Şimdi biz 14. yüzyılın bildiğimiz tek Osmanlı coğrafya eseri Acaibül Mahlukat geleneğinden gelen bir eser. Tamam mı? Şimdi peki aynı tarihte bak Avrupa'da ne oluyor? Haham Jakob. Herif Asya'ya gidiyor. Giovanni Plano del Carpini. Moğolları görmeye gidiyor. Andreas de Longjumel. William Rubruk, ta şeyin Mengü Kağan'ın yanına gidiyor ve Aral Gölü'nün ortasından geçiyor. Anlıkla Osmanlı'da bir merak eksikliği var. Var, işte bak onu diyeceğim. Hayır, şimdi bu enteresan bir şey. Bu seyahatname, işte şeye gelmek lazım gene. O William Pritzak'a. Seyahatnameler yoluyla dünyanın bilinmeyen kıtalarını, yani Slavların ülkelerini keşfetmek Müslüman coğrafyacı ve gezginlere ait bir şey. Fakat o devir durmuş. Durmuş? Durmuş. Bu 16. asır. Bu şeydir, dönüş. Yok bu 13. Daha 13.'deyiz. Daha geleceğiz 16. 13'teki rahipler biliyorsunuz en önemli tarikat Benediktenler ve ama asıl Cizvitler. Cizvitler. Coğrafya konusunda Cizvitlerin eline hiç Benediktenler elan öyledir. Ben mesela bir tane biliyorum. Oradan çok meşhur da bir rahip şimdikilerden Per Utiye çıktı. Affını istedi papalıktan. Çünkü evlendi ve bir üniversiteye profesör oldu. Ama ilginç mesela Kafkas dilleri uzmanı ve Kafkas Araştırmaları Derneği'nin başkanıydı en son gördüğümde. Şimdi o manastır yani Mans galiba inanılmaz bir şey. Oradan kimi gördüysen her biri yerkürenin ayrı bir lingüistik uzmanı. Yani şey gibi bir yer ya, lingüistik fakültesi veya lügat deposu gibi bir yer. Tuhaf bir manastır, evet. Çok ilginç. Ve insanlar onunla uğraşıyor. Şimdi buraya gelene kadar, bu bakın ilk şey dönem, Marco Polo'nun anlattıklarının çoğusu doğrusu var, yalanı var, şişirmesi var. Monte Corvino'yu... Herif 40 sene yaşamış ya Asya'da. İbni Batuta bu tarafı anlatıyor biliyorsunuz. Efendim İbni Batuta buyursun. Evet. İşte İbni Batuta'nın gezdiği yerler. Fakat şimdi bu da sorgulama. Şu gördüğün oklar var ya Fatih. Evet. Bu herifin ben şuralara gittim dediği yerler. İbni Batuta. İbni Batuta Tancalı. Ta evet. Afrika'nın
gitmiştim Timbuktu'ya kadar. Çünkü biliyorsunuz bu Leon Africanus vardı. Timbuktu işte şimdi yağmalanan yer. Evet, maşallah. Evet. Bir kere Suudiler el attılar. Üstüne Fransızlar falan geldi. Biliyorsunuz burada kütüphaneler ve türbeler gitti. Türbeleri Suudi takımı yok etti, Vahabiler. Kütüphaneleri de kim yağmaladı Allah biliyor. Efendim, kervan Afrika'dan, Mısır'dan, her yerden toplanan bir takım kitapları alıyor. Geçerken bırakıyor Timbuktu'ya, sahranın merkezi. Orada yüzlerce ve yüzlerce hattat var. Ve bunlar, kerpiç evlerde oturuyorlar. Kerpiç kule. Ama inanılır gibi bir yer. Şimdi bunlar gidiyorlar. İşte Afrika içlerine kadar dönüş neredeyse bir yıla yaklaşıyor. Bıraktığı eseri alıyor. Gel alıyor. Götürüp satıyor çok güzel hatları. Bir şekilde onu alamazsa ziyanı yok. Orada duruyor, başka birine satılacak. Ve şimdi kalan böyle bir sürü yazma vardı. Hepsi yok oldu. Timbuktu yazısı. Evet, Timbuktu. Ve Fatih'cim bak, bizim Libya'nın, Cezayir'in Osmanlı olduğunu düşün. Timbuktu nerede? Güneyde. Oraya 19. yüzyılın başında Francis Cayeux, René Cayeux gidiyor. Be Allah'ın kulu, bir tane de Osmanlı gitsin ya. Yok. Niye orada oraya sahip çıkmıyorsun? Demek ki şey bitti. Evliya Çelebi tradisyonu öldü. Bitti. Bir tradisyon yok. Bir tane Evliya Çelebi var. Bir tane var. Başka yok. Bir Evliya Çelebi var. İşte ondan evvel kullandıkları şeyler. İslam coğrafyacıları. Memalik ve mesalik geleneği. Şimdi 14. yüzyıla geliyorsun. Bak. Asya'da yapılan gezilere bak. Birader Yordanus. Gene bu İlber'in dediklerine geliyoruz. Papazlar. Andreas de Pesurio. Odorik de Perdonene. Bunun da, buna da yalancı diyorlar ama. İzak bin Yosif İbni Çelo. Bunlar Yahudi. Giovanni de Marignoli. Birader Pascale, papaz bunlar. Fratello Pascale. Tabii bütün canım. Bütün buraları dolaşıyorlar. Bir tek İbni Batuta var Müslüman. Bütün buralar. 120 bin kilometre var. Fatih. 120 bin evet, kilometre. Evet, inanılmaz bir şey. Dünyanın çevresini üç defa dolaşmak demek bu. İbni Batuta'nın evet belki hattı şimdi, çok şey ama. 14. yüzyıl Osmanlı coğrafya literatüründe, tamam mı? Ne Avrupa'nın, ne İslam dünyasının herhangi bir yansıması var. Tamam mı? Yani 1299'da kuruluşu veya 1300'de kuruluşundan Çubuk Ovası'ndaki 1402 hezimetine kadar Osmanlı kültür çevresinden elimize ulaşabilen tek bir coğrafya eseri var. Dürr-i Meknun, o da çağından çok geride. Peki bunun sonunda ne oluyor? Orta Asya'dan bir herif geliyor. Senin coğrafyanı senden daha iyi biliyor. Geliyor canına okuyor gidiyor. Timur, Anadolu coğrafyasını dahi düşün Bayezid'den daha iyi biliyor. Aynı tarihlerde, yani gene bu 15. yüzyılda, İslam dünyası genelde coğrafya bilgisi konusunda Avrupa'dan daha ileri. Orta Asya'ya kadar Asya içini biliyor. Bütün Hint Okyanusu'nu biliyor. Batı Atlas Okyanusu sahillerinin haritaları var. Onlar biliyor. Hangi yıllar bu? Bu 15. yüzyıla geldi. Fatih'in yüzyılına geldik, tamam mı? Bu bilgilerin perakende bir şekilde Osmanlı dünyasına geldiğini de biliyoruz. Ama bir sistem yok. Bak, 15. yüzyılda Osmanlı'dan elimize ulaşan coğrafya eserlerinin sayısı sadece 4 tane abi. Tekrar soruyorum. Padişah bu kadar meraklıyken. Muazzam bir entelektüel. Ama padişah da kabahat. Ama işte bu padişahta mı kabahat? Toplumda mekanizma şey değil. Abi yani. En azından padişah birilerine yaptırabilir mi şey? Abi bu adamı sonunda öldürdüler. Kimi? 49 Fatih. Yaşında öldü. Fatih öldürüldü. Yani bunun zehirlenme şeysi, tartışması niçin zehirlendiği. Seferi Hümayun'a çıkmış. Nereye gideceği belli değil. İtalyanların şakası yok yani. Hayat memat mı? Evet, beğendikler zehirimizi değil mi? Beğendikler çok zehir. İyi, çok iyi zehir biliyorlar. İtalya çok iyi biliyor yani. Tarihte zehir çok önemli bir araştırma konusu. Çok enteresan zehirler. Son bir ara vereyim de sonra rahat rahat devam evet, edelim. Reklamlar tamam, var. Bu arada sualler var. Fatih niye sevilmezdi? Fatih şu yüzden sevilmezdi. Fatih döneminde askeri amaçlı söylenebilir, çok fazla para harcandığı için sürekli vergi çıkarılıyordu. Sürgün, ve paranın değerinde düşüşler alıyordu.
Buna karşılık maaşlar aynı oranda artıyordu. Ve para değerinin düşüşü daha sonra. Ve o yüzden de Fatih'e karşı halkta bir tepki vardı. 6. yüzyılda. Tabii canım. 3. Murat zamanı. 3. Murat zamanı o dehşet orada. %50. Yok, Kanuni'de büyük enflasyon, Kanuni'de başlıyor. Büyük enflasyon Kanuni'de başlıyor. Sormak istiyorum. Soracağım ben. Kanuni'yi soracağım çünkü benim kafamda hep soruyor. Bir de bu baba, anne Hristiyan falan onu sor istersen. Çünkü hem anne Hristiyan'ı soracağım. Uyduma listeler dolaştırıyor Mersel Mahmut. Yok anne Hristiyan var, yok baba Hristiyan var, yok o var, yok var. Bir tane şey var. Latince dersi nerede alabilirim diye çok fazla soru geliyor. Valla benim bildiğim bir hanım var İstanbul'da veren Latince dersi ancak sadece doktora düzeyinde öğrencilere veriyor bunu. Bir de Avusturya Lisesi öğretiyor. Ne? Sankt Georg. Yani hala istersen elektif olarak alabiliyorsun. Ne? Sonsuz. Var mı hala? Alabiliyormuşum. Yani ben öyle duydum. Benim bildiğim yok artık. Bir sorsunlar. 15 yaşını geçemez. Fransızlar öğretmiyorlar mı artık? Artık öğretmiyorlar. Ama Sankt Georg'un ben öğretmedim. Galatasaray'a koydular ama ne alem dedim bilmiyorum. Asım daha lisedeyken çünkü o Alman Lisesi'ndeydi. Alman Lisesi'nde yoktu. Avusturya Lisesi'nde hala var diye duyuyordum. Alman Lisesi'nde niye yok? Hitler kaldırdığı için yoktur. Büyük ihtimalle. Galatasaray vardı onu da kaldırdılar sonra. Şimdi bildiğim bir yanım var doktor öğrencileri. Onun için nerede öğrenebilirsiniz açıkçası bir fikrim yok. Bir ara vereceğim devam edeceğiz sonra. Evet Yel abi. Şimdi henüz 15. Fatih'in yüzyılındayız yani. Mesela burada gösterirlerse Tancalı Ahmet'in 1413-1414 tarihli bir Akdeniz Portolar haritasını görüyoruz. Bu Osmanlı eseri sayılıyor ama Osmanlı geleneğiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bu tamamen Arap-İtalyan ürünü. Araplardan bu Portolan geleneği bizde Piri Reis'le bir gelmiş mi bitmiş. Bu Dürr-ü Meknun meşhur. Bu kitap ta Orta Çağ'dan kalma fikirler anlatıyor. Osmanlı zamanında yayınlanmış. Bu Fatih'in yaptırdığı tercümeden alınmıştır. Ptolemaios tercümesi. Bu Ayasofya koleksiyonundadır. Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Şimdi İhsanoğlu'nun toplattığı arkadaşlarıyla 16. yüzyıla geldik. Kanuni'nin ve Yavuz'un yüzyılına. Osmanlı coğrafya eserleri sayısı 42. Bunlardan orijinal coğrafya eseri sayılabilecek olanlar Piri Reis haritası var. Seydi Ali Reis'in seyahatnamesi var. İçinde kullanılabilir coğrafya bilgisi sıfır. Matrakçı Nasuhun var. Bir de Muvakkıt Mustafa bin Ali'nin almış olduğu koordinatlar kitabı var ki o direkt Müslüman geleneğinden geliyor. Benim bildiğim Osmanlı'daki tek temsilcisidir. Bir de Tarihi Hindi Garbi'miz var. Osmanlı'nın yeni dünya hakkında yazdığı tek kitap. Tek kitap. Fakat yukarıda bizim kitabı var. Şimdi kardeşim gelelim. Avrupa ne yapıyor? Buyurun. Avrupa 15. 1570 bu ilk atlastır dünyada. Abraham Ortelius'un atlası. 1570'te bu kitap yayınlanıyor. Bakın 1606'da bu kitap derhal İngilizce'ye tercüme ediliyor. Evet. Ve boyuna bakın. Abi onu şöyle kameraya doğru döndürsek. Şimdi bak orijinali ilk baskı burada. İkinci baskıya bak. Alırsa kamera şöyle. Kalınlıklarına bak. Ama bunlar... Kalınlıklarına göstereyim şöyle. Ne kadar hızla bilgi gelişiyor. Bunların kardeşim Osmanlı'ya yansıması 16. yüzyılda sıfır. Bunlar yok. 15. yüzyılda yazılıyor. 16. yüzyıl. Yani bizim işte Matrakçı Nasuh'un yaptığı Piri Reis'in haritasını yap. Piri Reis'in haritası gösterdim. Juan de la Cosa'nın haritasından 13 sene sonra fakat bilgi olarak Juan de la Cosa'nın arkasında. Dolayısıyla 16. yüzyıl Osmanlı coğrafya literatürü aynı dönemde Avrupa'da matbaanın da desteğiyle patlama yapan coğrafya literatürüyle mukayese edemez. Şimdi Fatih'in yaptırdığı tercümeye bakıyorsun. Bu tercümeyi yapan adamlar Arapça coğrafya terminolojisini de bilmiyorlar. Fatih döneminde dahi Osmanlılar coğrafyadaki muazzam Müslüman mirasından haberdar değiller. Fakat Fatih'in merakı o kadar çok biliniyor ki düşün Floransa'da Francesco Berlinghieri oturuyor. Şiir olarak Ptolemaios'u baştan düzenliyor. Fatih'e ithaf ediyor ve gönderiyor.
Bu kadar biliniyor Fatih'in. Bu işlere ne kadar meraklı oldu. İşte bu da Piri Reis'in haritası. Zamanından çok geride bir harita maalesef. Onun bile değeri bilinmiyor. Onun Osmanlı unutmuş bu haritayı. Unutmuş. Yani işte ben burada gösterdim. Juan de la Cosa'nın haritası orada. 13 sene sonra aynı yerin haritası Piri Reis'te. Yukarıda hala Antilya adasını görüyorsun, olmayan bir ada. Çok daha iyi. Bak bugünkü haritada en sağda Juan de la Cosa'nınki çok daha fazla benziyor. İşte bu Kolomb'un sen Antilya dedin ya. İlk şeyi gösteriyor. Nereleri adam aile armasını alıyor. Hı hı. Bak bu mesela Kolomb'un kardeşinin, buradaki Kolombus bizim Kristof değil. Kardeşinin yaptığı Güney Amerika'nın kuzey sahilleri. Bak altında ne yazıyor? Mondo Novo. Yeni dünya. Gördün mü? Evet. Bunlar ben çeşitli mukayeseler yaptıydım. İşte Piri Reis haritasıyla falan. Fakat ilginç olan, bak mesela şu harita, Martin Waldseemüller, Hiule Camillus diye de bilinir bu Latincesiyle. Bu harita biliyorsun Amerika'ya satıldı. 10 milyon dolara. Almanya'da bir şatodaydı. Duvarı söküp götürdüler. Çünkü duvardaydı bu harita. Doğru götürür. Bütün bunlar olurken Osmanlı bunlardan bir haber. Uzak duruyor. Bu arada değerli izleyiciler bir şey söylemek istiyorum. Çok sayıda mail atıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ecdadımızı kötülüyorsunuz. Ecdada falan kötülediğimiz yok. Ecdadımızda sizin duyduğunuzda biz de gurur duyuyoruz ama başında söylediğimiz gibi Osmanlı askerlik konusunda çok başarılı ancak bilim konusunda araştırma konusunda çok başarılı olmadığı için zaten sonunda sıkıntıya girdi. Sizin duraklama sonra da gerileme devrede bildiğiniz devirler. Bu nedenlerle olmadı. Dünya gelişirken bunu, biz bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Niçin geri kaldı Osmanlı? Doğru, haklısınız. Biz mesela Osmanlı şahaneydi, şöyleydi, böyleydi. 7000 metreye ok atardı, işte ata tek ayakla binerdi, 3 ata aynı anda binerdi. Bir yandan da şunu yapardı, bunu yapardı diyebiliriz ama o zaman da şu soru gündeme gelecekti. Peki bu Osmanlı burada niye çöktü? Sorusunun yanıtını o zaman başka türlü vermek gerekecek. O yüzden bunları biliniz ki bilimin kıymetini anlayınız diye bunları anlatıyoruz. Yoksa Osmanlı'yı küçümsemek veya başka bir küçümsemek, bilime değer vermeyen toplumlar sonuçta çökmeye mahkum kalıyorlar. Devletler, imparatorluklar ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, bilime değer vermiyorsa, çağın getirdiği yeniliklere ayak uyduramıyorsa ne yazık ki sonları hüsran oluyor. Biz bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Ne diyorsun İbrahim Hocam? Evet, yani bilim tabii önemli. Şimdi bir şeye yalnız onu bir, evet, bir açıkla. Çok onunla ilgili şey giriyor. Bir yanlış ne bilgi. Ne okutuluyor? Yani şeye, askerlere ne okutuluyor? Harita diye ne var? Bazen de öyle bir şey ki bu şeyde şehir müzesinde söyledim, Viyana şehir müzesinde. Kuşatmadan kalma haritalar var. Ve bunlar kötü haritalar değil. Yani... Demek ki belki de çok parsiyel olarak, parçalı olarak bir tarafta öyle, bir tarafta böyle bir kullanım var. Ama şurası bir gerçek. Bizim gerçek anlamda çağdaş coğrafyaya adım atmamız için biraz beklememiz gerekiyor. Yani eski mirası kullandıktan sonra 18. asır sonları olmalı herhalde. Katip Çelebi bir istisnadır arada. Çağdaş coğrafyaya geç 19. asırda tekrar avdet etmemiz söz konusu oluyor galiba. Yani bunun ben tekrarlanmasını istiyorum. Çünkü elimizdeki haritalar çok az. Yani Piri Reis'le oyalanıyoruz. Matrakçı Nasuh'la oyalanıyoruz. Fazla bir buluşumuz yok. Ama tabii bunların azlığı bile belki zaten bir şeyi ispat ediyor. Böyle tonlarla harita tersim eden, birbirini tasfiye eden haritalar ortaya çıkaran, seyahatname grupları kuran ki bizden biraz evvel batılılaşan, Rusya'da bu çok yaygındır, Sibirya'nın tespiti. Bizde pek görünmüyor. Yani bu açık ama... Harita denen şeyden vazgeçilmiyor. Bu önemli.
ne şekilde yaptıklarını şeyinin dışında tutmak istiyorum. Çünkü deniz ve kara mühendishaneleri, yani denizcilik ve topçuluğun, topçu mühendisliğinin başı olan okulların eğitimi üzerinde bilgi sahibi değiliz yeterince. Bu çok az tetkik ediliyor. Şimdi Erhan Afyoncu mesaj attı. Diyor ki özellikle Cahil hocamıza sorar mısın? Söylediğine göre, söylediği kadar cahilsek Osmanlı 10 milyon kilometre kareye bulan araziyi asırlarca nasıl idare etti? Bir kere 10 milyon değil, 6 milyon. Oradan başlayalım. Hmm. İkincisi, Osmanlı'nın buraları nasıl idare ettiğini bana sorarsan kötü idare etmiştir. Bugün dünyanın sorunlu yerlerine bak. Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika Osmanlı'nın mirasıdır. Ama şimdi İlber de diyecek ki bu adam adam gibi vergi toplayabiliyordu. Bilmem ne yapabiliyordu falan. Doğru, şimdi idareden neyi anladığına bakmak lazım. Ben Libya'ya gittim. Hiç unutmuyorum, Fizan yakınlarında bir Türk karakolu gördük. Etrafta başka hiçbir şey yok Fatih. Hiçbir şey yok ama. Adam hiçbir şey götürmemiş oraya. Libya'nın kendi içine işte Bingazi'ye gittim. Trablus, Garba gittim. Orada askeri kışlalardan başka hiçbir şey yok Osmanlı. Medeniyet götürmemiş. Çünkü kendisinde de yok. Anlatabiliyor muyum? Yani biraz önce dedik ya, bu bilim lüks bir şey değil, ihtiyaç olan bir şey. Yani şeyde 16. yüzyılda işte bir şey var, liman var, iskele var, liman her yerde olmaz. Bir çarşı var, bir şekilde bir şey kuruyor. Çölü kontrol etmek için kervan yollarını hem kontrol ediyor, hem sulama sistemlerine dikkat ediyor. Ama deniyor ki 19. asrın dünyasına intibak yok. Yalnız şöyle bir durum var. Osmanlı Orta Doğu'su ve Kuzey Afrika'sı da, yani Afrika'nın en verimli yerleri değil. Onu da hesaba doğru katmak lazım. Doğru. Yani Libya bugün bile kaç milyon nüfus ancak olan. Ve ancak fakat sahili çok güzel İlber. Ben gittim. Güzel. Yani o Serenayka'nın, bizim evet, o Serenayka. Cebel Akdar dediğimiz yer. Ya dikili taş kalmamış. Yok öyle bir şey. Nefis yerler Fatih. Yani İtalya o Riviera gibi. Roma Riviera devrinin meşhur şehri Leptis Magna. O mi? Daha batıda ama Roma mesela şeyde Roma dedim. Kirene'yi düşünün, Yunanlıların. Kirene'de 3 tane tiyatro var. Aşağı iniyorsun Kirene'nin limanı Apollonia'da, 2 tane tiyatro var. Evet ama işte o zaman o şey kervan yollarının üstünde. Yani kervan yolları şehirleri kalkındırıyor. Mesela Petra. Evet. Çölün içinde. Evet. Fakat öyle. Veya Palmira değil mi? Şimdi maalesef bombaladılar, ya, soruyorlar. Sorma. Orada da aynı şey. Yani kervan yolları tabii bir zenginlik yaratıyor. Fakat şunu söyleyeyim. Mesela Cebel Akdar, o Kirene'nin ve Apollonia'nın olduğu yerler Osmanlı'nın malı. Yahu zeytincilik bile yapmamış adam. Evet, çünkü zeytin denen şeyle uğraşmak için belirgin bir nüfus lazım. Yani ben şeye dikkat etmiştim. Zeytinyağını Anadolu'nun içi kullanmıyor. Kullanmıyor, evet. Bir tek çok şartla az kullanıyor. Yok, bir tek şartla kullanıyor. Eğer orada Yahudi cemaati varsa, mesela Ankara'da pazarda zeytinyağı satılıyor ve nar konuyor. Niye? Çünkü Yahudi cemaati etliyle sütlüyü bir arada pişirmeyeceği, evet, için tıpkı İzmirliler gibi, bütün Egeliler gibi zeytinyağı kullanarak pilavı da eti de mükemmel hazırlıyor. O zaman geliyor. Yani bu doğrudan doğruya iktisat tarihçileri her şeye çok kuru bakıyorlar ama kültürel kalıp çok önemli. Evet. Şimdi burada nüfus itibariyle bu insanların büyük zeytinlikleri işlemelerine, onu alıp ticaretini yapmalarına falan imkan yok. Yani olduğu fakat yerlere Yunanlı yapmış milattan önce 200. Çünkü o zaman kendine göre bir nüfusu var. Var. Ona göre gidiyor. Benim sıkıntım işte buralar hiç geliştirilmemiş. Çünkü geliştirilme yerleri var, geliştirilmeyen var. Mesela şimdi Balkanlarda bir çöküntü var. Bunlar onu bir araya getiriyorlar, değil mi? Bir sürü tesisler var. İşte Drina Köprüsü'nde hatta çok milliyetçi bir
Hırvat olan Ivo Andrić'ten. Bunun tasvirlerini görüyorsunuz. Evet. Çok nefis bir roman. Yani İyi bir Drina'yı. Yani Drina üzerinde köprü nasıl kuruluyor, han nasıl kuruluyor, bilmem çarşı nasıl gelişiyor falan. Ve Sokullu'dan orada bahsediyor falan. Tabii kendine göre şeyleri var, efsane tarafı. Çok kötü bir doktora tezi var. Onun hakkında mı? Hayır, kendi. Kendisinin? Kendisi Graz'da doktora yaptı. Aa. Sırp nasyonalizmi. Nasıl olur da öyle bir tez? Ya bir nasyonalizmin içine girdin mi zaten bilimle... Yani yürümüyor bu iş. Yani Batı Üniversitesi'nin dili vardır, usulü vardır. Erhan Israrcı diyor ki, niçin diyor Evliya Çelebi'yi küçümsüyorlar? Hayır, böyle bir şey olmadı ki. Bak, bu saatte Erhan, lütfen dinle. Evliya Çelebi'den sonra yok diyorum. Benim konuşmalarım belli. Yani şimdi de zannetmiyorum Evliya Çelebi'yi de benim kadar tetkik ettiğini. Evliya Çelebi yani, Osmanlı'nın... Olmaz bu. Yani buna bu tip şey. Aynen. Küçümsemek değil, tam aksine. Niye bir tane değil? Bir dakika. Bak lütfen benim üzerimden, bizim üzerimizden ve bu önündeki alet üzerinden tribüne oynamayalım. Yani lütfen. Siyaset yapacak olan varsa başka türlü yapsın. Beni ilgilendirmiyor. Ben siyaset yapmıyorum. Burada Evliya Çelebi'ye kimse küçümseme falan yapmaz. Tam tersi. Yani... Dünyadan haberiniz yokken bizim evde Evliya Çelebi çevriliyordu. Saçmalamayın şimdi. Çok saç, yani sesi. Bu Evliya Çelebi çok önemli bir adam. Çok. Buna müsaade etmem. Evliya Çelebi'yi niye küçümseyim? Ama Evliya Çelebi geleneği devam etmiyor. Çok önemli bir şey. Yani bu olmaz. Ben yazdığım İstanbul'un jeolojisi makalesinde yani İstanbul'un... Şimdi çok dikkatli bir adam Erhan. Ama o dikkate anlaşılan bizi dinlemekte kullanmıyor. Yani şu son yaptığı şey biliyorsun. Binlerce mektubu, ferman, berat, 3. Ahmet devrine ait yani uzun bir devir. Türkiye'nin barok devri o. Onu aydınlatacak eser çıkıyor. Şimdi böyle bir arkadaşın beni dinlemek zorunda değil bizi ama... Dinlerken dalga geçmesini pek makul görmediğimi saygılarımla arz ederim. Yani şey değil. Şimdi Osmanlı ile ilgili tartışma var. Sen 6 diyorsun. Murat'la Erhan 10 milyon kilometre kare diyor. Onları ölçen yok. 5 milyon 200 bin. Bunu Yılmaz Öztun'a yapardı tarihçilikte. Evet. Devamlı kilometre kare hesabı yapar. O kilometre kare hesabında tabii şöyle bir şey var. Bugünün harita yöntemleriyle bu yapılabiliyor. Fakat bir problem var. Bizim Osmanlı sınırları 19. asırda hiçbir devletin sınırları biliyorsun. Bugün gibi değil. Bugünkü gibi Libya deyince bütün Libya'yı koyuyor. Arap Yarımadası ve Afrika da belli hiç değil. Alakası yok. Mısır diyor bütün Mısır'ı Sudan'a kadar koyuyor. Şimdi Libya diyor bütün Libya'yı koyuyor. 10 milyon falan değil. Hikayesi. O hesapla gidince 12 küsürü geçiyor zaten. Biz Roma İmparatorluğu'nun doğudaki bütün sınırlarına sahibiz. Kafkasya hariç. Buna karşılık batıdaki sınırlarına sahip değiliz. Onun için imparatorluğumuzun bereket bakımından bir problemi var. Yani biz şeyde bitiyoruz. Roma'nın Panonya arazisinde bitiyoruz. Tabii. Germanya, Galya, Britanya ve İberya yok. Tabii, yani İspanya yok. Bütün bunlar bak bugünkü Avrupa kıtasının büyüklüğü 10 milyon kilometre karedir. Oradan bitsin. Yani Urallara kadar. Yani yani Osmanlı'nın hepsini toplayıp içine koyarsın. Yani bir de hakim olduğumuz yerleri tutamama durumu var. Niye tutamıyorsunuz biliyor musunuz? Çölün ortasına dikmek hiçbir şey ifade etmiyor. Evet. O çöl de değil, Rıbul Hali falan değil. Düpedüz Çihrin Sahrası. Yani Ukrayna'ya girdiğin an orada sınırını tespit edip tesis kuramıyorsun. Abiciğim ben sahrada çalıştım. Yok öyle bir şey ya. Yok. Yani Murat'la Erhan bana kıtaların ölçümünü ölçmeyi öğretmesinler. Yani benim işim bu. Evet yani o pek oğlu değil. Murat'la Erhan. Yani tarih bilgilerine saygımız sonsuzdur ama kıtaları ölçmeye gelince. Evet. Bak yani, orada. Orada durun. Arşivci tarihçi yani. Peki şimdi benim bir sualim vardı. Onu bir dahaki programa bırakalım. Nasılsa yine beraber bir program yapacağız biz daha çok. Bir şey soracaktım ama
az önce bahsettiğiniz oraya döneyim tekrar. Rönesans. Şimdi yaygın kanaat bizim okullarda 70'ten beri işte İstanbul fethedildi. İstanbul'dan çıkan, kaçan, giden falan. Çok geç. Çok geç ya abi. Yani bu Voltaire'in saçması. Başlıyor ya. 12. Bu Voltaire'in saçması bizde okullara girdi. Çünkü bu okul öğretmenleri yani bizde okul kitabı yazanların maalesef fevkalade sınırlı bilgileri var. Ve Batı literatürüne hakim değiller. İkinci elden, kulaktan dolma bilgiler. Bu böyle bir zamanlar yani İttihat-ı Terakki devrinin tarihçilerinin Voltaire falan okuyarak naklettiği yani böyle periyodizasyon olmaz. Evet. Çünkü tarihte kültürel tarihin oluşumu, medeniyet tabii. tarihinin oluşumu böyle yıllarla ve dar kapsamlarla verilemez. Yani karbon 14 metoduyla da tespit edilemez. Neyin girdiği, neyin gittiği, neyin ne zaman neyi etkilediği ilelebet yani öyle bir süre değil, ilelebet münakaşaya açıktır. Müsaade edersen ben şeyi hatırlatmak istiyorum. Bak Avrupa'da bir kilise reformu vardır. Hmm. 11. yüzyıl sonunda. Bu kilise reformuyla okur yazarlık bilmem ne falan yeni bir ivme kazanıyor. Bir 12. yüzyıl Rönesansı vardı. Öyle bir laf var. 12. Evet. yüzyıl Rönesansı diye evet. bir şey var. Ötekini hazırlayan budur. Daha doğrusu o Rönesans ülkelerden ülkelere rol değişiyor. Şimdi doğru. mesela İspanyol Rönesansı lafını oturup da büyük bir patlama gibi telakki etme taraftarı diyelim. Çünkü İspanyol Rönesansı'nda bahsedilen şeyler zaten ondan evvel fazlasıyla Endülüs'te. Zaten İspanyol Rönesansı'nın yani Endülüs'ten alev aldığı söyleniyor. Bunu gene Batılılar tespit ediyor. Fakat demin dediğim kompartıman şeyse, bölünmesi bu. Yani Endülüs medeniyetini tespit edip, araştırıp çok güzel yorumlar yapan Batılıları maalesef öbür arkadaşları haberleri bile yok. Değil doğru mi? Dürüst okumuyor, okumuyor bile, anlamıyor. Yani o kadar komik şeyler bir tarihte çok önemli bir diplomat. Mozarab dediğim zaman, efendim dedi bunlar tabii dedi İspanya'da dedi Hristiyanlaşmış Araplardır dedi. Ben de o zaman Ekkehard Aykof Ankara'da Seftirtipmiş ortaçağ tarihçisidir Almanya'nın. Bak bak ne diyor dedim falan ona. Aman dedi böyle. Cahil. Çünkü komik bir şey. Moz Arap Musta'arip demek. Araplaşmış demek. Yani dini bütün Hristiyanlığını ve İspanyolluğunu işte tutmuş muhafaza etmiş. Fakat tıpkı bizim bugünkü Amerikanofiller gibi Arap medeniyetine, edebiyatına aşırı düşkün. Hatta biliyorsunuz Toledo Katedrali'nin içinde Mozarab şapeli vardır. Tamamen oryantal zevk o gotik mimarinin içinde. Bunlar şimdi bilmezsen şeyi, dikkate almazsan Endülüs'ü İspanyol Rönesansı. Ha İspanya kurudu mu Rönesans'ta? Hayır. Ama hiçbir zaman o lafı hak edecek bir şey yok. İtalya Rönesansı var. İşte resim falan deyince tabii Alman Rönesansı var. Ama bizimkilerde çok Petrarch var, Boccaccio var, bilmem ne var Macar yani. Macar Rönesansı da var. Evet. Macar Rönesansı evet. Bu dinde değil. Nerede? Erdel'de var. Bravo. Transilvanya. Yani Transilvanya'da. Yani bunların hepsinin coğrafyaları, zamanları ve densiteleri, yoğunlukları birbirinden çok farklıdır. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Bir zaman başladı, Türkiye çok kötü bir yere giriyor, bizi çok üzen bir yer. Bu politika, dış politika, iktisat falan değil. Açık bir tarih yazımı tahribatı var. Çok büyük. Şimdi ben mesela şeyde de onu gördüm demin, bu ikisi. Tahribat mı, tahrifat mı? Tahribat ve tahrifat. Yani bu ikisi niye de bizimki niye? Bu tribün değil. Yani 50 tane televizyon var. Herkes her yere çağrılabilir, konuşturulabilir. Ki herkesin kendine göre bir bakışı vardır. Bakışı vardır ve program şimdi şeylere bu alet çıktı çıkalı biz çok övünüyoruz. Bunun şüphesiz faydaları var Türkiye'ye.
Ama bunun getirdiği büyük bir tahrifat ve tahribat. Şimdi buralarda deli saçması şeyler dolaşıyor. Elimde bir tane. Bu hangi taraf onu da bilmiyorum. Aşırı mutasıplar mı? Hı hı. Aşırı şeyciler mi? Çok ilerici arkadaşlar mı? Efendim bütün padişahların anaları ve milliyetlerini kadınların yazıyor. Maria Bulgar, Yıldırım Bayezid'inki. How do you know that diyeceksin. Nereden biliyorsun? Fatih Sultan Mehmet'in anası Despina, Sırplı. Mara'dır o zaman adı geçen, o da onun annesi değildir. Üvey anasıdır. Ana der tabii, validedir o da. Kanuni'ninki Helga'ymış, yok yahu. Yok. O biraz fazla seksini sevmiş. Çok galiba. Alman seviyor bu arkadaş. Selim'inki, hangi Selim? İkinci Selim, Roxana diyor Rum. Ukraynalı ya. Ukraynalı. Roxana dediği Hürrem. Hürrem Sultan. Yani. Üçüncü Murat'ınki Raşe diye bir Yahudi. Yahudiler şehirli halk oldukları için, şehirli halk. Ne devşirme diye orduyu alınırlar, ne Enderun'u alınırlar, ne de harem alınırlar. Yani bu bir eğitim meselesi. Yahudi hanımda olan çocuk Yahudi olacağı için zaten alınmazlar. Hayır, o Yahudi'den evet ananın şeysi çocuğu ama mühim mesele o değil. Bunu tanıyıp tanımama değil. Yani şehirliler devşirme kanununa girmezler. Bu çok açık bir şeydir, çok açıktır. Bafo, 3. Mehmet'inkiymiş. Hayır, o işte... 3. Murat'ın annesi oluyor bu durumda. Pardon, 3. Mehmet'in. Bafo Safiye Sultan'dır. Yanlış o, şimdi değişti. Nurbanu Sultan'a geçti. Venedik patriçilerindendir aile. Nadia diye bir Rus var 4. Mehmet'in. Allah Allah, Terhan Sultan hakikaten demek ki Nadia oldu. Ne biliyor, ne biliyor. Katrin Sırplı, 2. Süleyman. En çok güldüğüm bir Sırplı daha var, 2. Osman'a. Ya o zaman kimse Sırbistan'dan kızımızı almaz artık. Tabi Ayşe Hane'den bir memleket. Janet diye biri var, Calamity Jane. Fransızmış bu, 3. Mustafa'nın annesiymiş. Ida diye bir Fransız varmış, 1. Abdülhamit'inkiymiş. Böyle isimleri nereden buluyorlarsa. Agnes diye bir Cenevizli var. Ceneviz'de Agnes diye biri olmaz. Bu... 3. Selim'inkiymiş. Sonya 4. Mustafa'nınmış. Bulgar'mış. Sahay. Riveri diye yazmış. Emé de Rivoli efsanesini çıkardı bazı Frankofil arkadaşlar. 2. Mahmud'un annesi Nakşidil Sultan için Gürcü. Çok açık. Bu en komiği bakınız. 1. Abdülhamid Mecid'in. Ha, yani 1. denmez artık Abdülmecid Han. Annesi diye yazmış. Annesi Suzi diye bir Rus Yahudisi. Sultan Mahmut alacak. Ayıp bana. Yani Pertemniyel Valide Sultan için söylenen şey. Abdülaziz'in annesi de yani ayıp dediğim gibi devşirme kanununa şey uydurup yazmayın. Sultan Abdülaziz'in annesi Besime'ymiş. Bizim bildiğimiz Pertemniyel Valide Sultan Roman diyor. Yani bayağı ırkçı bir tasnif bu. Vilma diye bir Fransız var. 5. Murat'ın annesi. Kim olduğunu herkes biliyor. Hocam bunu biliyorsun. Yellen yellen ipi dizerler bunları böyle. Bunları böyle yapıyorlar, evet, yazıyorlar. Tamam. Muhtemelen bunun gibi başka şeyler de dolaşıyor. Muhtemelen değil, öyle. Ben bir yazıda aldım. Atatürk üzerinde böyle şeyler saçma yazıyorlar. Saçma sapan şeyler. Saçma sapan, tutmayan. Bu ilginç bir şey. Sokağa düşmüş bir tarihçilik. Pseudo tarihçilik. Çoluk çocuğun falan dikkat edilmesi gerekir. Ve bu kanuni takibat konusu da olabilir. Yani çünkü çok şey ki... Salih Özbaran hiç... Hoca, Tarihçilik Zor Zanaat diye nefis bir kitap yayınladı. Bütün bu uydurma, bugün artık televizyonlarda kendini tarihçi diye satan böyle bir sürü gazeteci müsveddesi var. Bütün bunları tek 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 yazdı Salih Özbaran. İki defa yazdı hatta bunu Salih Hoca. Yani feci bir durumda tarihçiliği. Hocam gelen bir soruyu sorayım da tekrar konumuza dönelim istersen. Fatih Sultan Mehmet İstanbul fethinden sonra Hektor'un öcünü aldım demiş midir dememiş midir? O konuda işte Erhan'ın bir kitabı var. Hektor'un öcünü aldım almadım. Troya. Troya. Troya için ama müthiş bir ilgisi var. Yani bu lafı deyip demediği üzerinde hiç durmuyorum.
Troya denen olayla, yani Troya savaşlarıyla müthiş bir ilgisi var. Yani İstanbul'un Homeros'u var ya. Ama Homeros fetihten sonra eline geçmiş galiba, öyle değil ama mi? Ama yani mühim değil. Daha fetih öncesinden biliyor ama. Hayır, o eserlerin ne zaman geçtiği belli değil. Belli mi? Hayır. Bizim kütüphanede bir kitabın ne zaman girdiği, ne zaman okunduğu falan gibi kayıtlar yok yani. Öyle kütüphaneler var Orta Çağ'dan beri. Fakat Fatih'in merakı baksana küçücükten başlıyor. Evet. Küçücükten başlıyor. 6 yaşında şunları yazmış. Ya bu adam inanılmaz bir adam. Yani Fatih Sultan Mehmet muhteşem bir adam. Hector'un intikamını aldığını Atatürk'e de mal ediyorlar. Pekala evet. Söylemiş olabilir. Olur, yani bilinen bir şey ama şurası bir gerçek tabii. Bu Trova Savaşı, bu laf öyle kolay gidecek bir şey değil. Bak size söyleyeyim. Trovalılar Türk müydü peki? Yok. Şimdi orada Trovalıların menşei olduğunu Romalılar söylerler. Yani Romalılar Eneyas'tan, Yunanlılara tabii. Karşı Eneis'te biz Hektor'un ve Trovalıların çocuklarıyız, bütün patriciler. Analarımız da tanrıça diye. Yani babalar... Ne o doğru ne o doğru. Ama mühim olan burada şeydir yani, mesela Julius Caesar'ın sülalesi. Biz Venüs ile bilmem kimin soyundan geliyoruz. Evet. Veya Flavius'lar biz falan da filandan geliyoruz. Platon kendini Poseidon'a bağlıyor. Poseidon'a yani, bağlıyor. Sizin Poseidon'da yani maşallah gezegenlerde bu abi şimdi, Romalı hafta, isimlerini şimdi, duyuyorlar. Poseidon deyince aklıma gelecek. Sen geçen programda Plüton'u sordu. Evet. Herkes de çok... Yani İlber Hoca böyle dururken birdenbire tak gözünü açtı. Plüton nerede dedi. Sorduğumu biliyor musun? Ve adama anlatmadınız Plüton'un nerede olduğunu. Hayır, Plüton'un nerede olduğu görünüyor. Evet. Sistemin içinde de dönmüyor, kendi kendine dönüyor. Evet. Çemberin dışına taştığı için. Fakat şimdi bazı şeyleri bağıra bağıra söylüyor. Bağıra yani bağıra bu diyor. Astronomi uzmanları... Bir, hem bir şeyler bilmeye çalışıyor ve çok şey biliyor, hem de bir cehalet var. 19. asır gibi değiller. Hayır. 19. asrın... Bak bu çok doğru bir laf. Entelektüeli gibi. Şimdi adam oraya tanrıların Latince adlarını, adını. Roma versiyonunu koymuş. Plüton dediği şey Hades. Cehennem, yeraltı tanrısı. Fakat... Buz gibi bir... Bunların işiyle uğraşır, madenlere sahip. Ulan evet. Hiç maden olmayan gezegene herifin adı konur mu? Olur mu? Diyor ki 400 santigrat derece. Yok, yani nakıs. 272. O şey sıvısı öyle oluyor galiba bu, azotu. Bu katı. Katı azot 200, eksi 250'lerde. 250 tamam. Katı azot ya. Şimdi İnanılır orada ne su olur ne maden olur. Hiç herhangi bir canlı küt diye gider. Yani böyle bir gezegene bu ad konur mu? Sonra Neptün diyor en uçtaki. Neptün tabii Yunancası biliyorsun Poseidon. Denizler tanrısı. Üç büyük tanrıdan biri. Öbürü Zeus'tür. Ama Jüpiter. Niye biliyorsun? Mavi çünkü. Mavi, mavi gözüküyor. Mavi gözüküyor ama gözüküyor. Kardeşim onda denize su yok bağlıyor. Yani. Nasıl olsun buz gibi. Buz. Denizler tanrısına mavi görünce denize bağlıyor. Öyle şey olur mu? Herif orada yaşayacak bir dünyası var onun. Bu arada bir şey. Bu arada da Venüs'te Allah'ın belası bir yer evet, yani. Sorma. Ayıp ya. Fakat bir seyircimiz beni düzeltti. Çok teşekkür ediyorum. Ben herhalde kafam dağıldıydı. Okyanus Titan'da dedim. Hayır. Avrupa'da. Avrupa'da. Avrupa'da onu düzeltmiş. Helal olsun. Ha, yani bizi böyle okyanus, dinleyenler de var. Ne kadar memnun oldum. Titan şey ya, Yunan şey. Titanlar biliyorsun. Bunlar Jüpiter'in uyduları abi. Titanlar hayır. Titanlar mitolojideki tarihe göre üç büyük tanrı. Yani Jüpiter, Zeus, Plüton, Hades ve Poseidon, Neptün, deniz tanrısının üç kardeşin babası Titan Kronos ve onun kardeşleridir. Evet, bunlar kavga ederler. Ondan sonra bunlar Kronos'u hallederler. Kronos'a zaman. Zaman. Evet. Zaman evet. Gibi. Zaman fakat, hepsinin babası. Fakat hayır. Onun da annesi babası var. Uranus ve Geo. Geo. Yani yer. 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 Uranus kök ve yer. İlk tanrılar. Önce mekan, sonra zaman. Sonra zaman. Abi ilk iş jeoloji yani. Dikkatini jeoloji biliyorsun. Geoloji. Mantık yer bilimi işte, oradan mantık gelir. Geliyor. Fakat burada bu 19-20. Yüzyılın adamlarının maşallah hiç bu kültürden haberleri yok. Mitoloji bilmiyorlar. Fakat ben sana bir şey diyeyim mi? Kafaları havada olduğu için. He.
Hani bu bunları keşfeden o Fransız Lemier falan. Bunlar kültürlü adamlar. Ama açık söyleyeyim niye bu isimleri benden bilmiyorum. Fakat ilginç olan... Bence mitoloji ezberlememişler çok açık. Fakat... Keyifle olur bak, bu Amerikalılar yani. Şimdi tutturdular Earth'ı büyük yazıyorlar dünyayı. Yanlış. Yanlış. Çünkü Earth toprak demek. Toprak demek. Eğer sen büyük yazmak istiyorsan gezegenimize G adı tamam. Çünkü diğer bütün... Ama mesela Fransızlar ayırmış bunu. La Terre, Le Monde. O hayır, o İngilizce'de de var. The world, the earth. Ha. Fakat öyle değil. Bütün gezegenler tanrıdır dünya hariç. Ama Yunanlı ona da G atıyor. E kardeşim sen küçük harf yazmak istemiyorsan G de. Şimdi ben İngilizce makale yazıyorum, earth'ü küçük yazıyorum. Sivri akıllı editör diyor ki bunu büyük yaz, bu gezegenin adı. Olur mu ya? Allah'ın cahili. Gezegenin adı. Allah büyük yazılır, bu küçük yazılır. Tanrı adı değil bu diyor. Bu toprak demek. İstiyorsan G'ye yazayım. Öyle yap. Öyle yap. G'ye parantez örtü. Yapamazsın yani. Kimse anlamaz yaptığını. Fakat bak yani İlmer biraz önce dedi ya. Bu 20. 21. yüzyılda genel kültür o kadar kötü ki. Farkında değiller. Bir şeyler duyuyor insanlar. Evet. Merak yok yani. Merak mesela yok. Bu çocukların öğrendiği bir şeydir. Yani anlatabiliyor muyum? Şey de çok büyük bir rezalet. Din bilgisi falan da öyle. Ya sorma. Dünyada. Sorma yani abi ya. Ki o sorma. Lazım bir şey yani. Bir din bilgisi falan da çok yanlış. Yani oturup da mesela dehşetle görüyorsun bunu. Bir zamanlar büyük facia şey sayılırdı. Her 10 Jamaikalı'dan bilmem kaçı avamiri aşireyi, 10 emri bilmez falan diye korkunç istatistikler vardı. Bu bir yayıldı bir türlü bir cehalet. Evet. Bizler şeyi bilmiyorlar. Yani İncil'in bölümlerini bilmeyenler var. Efendime söyleyeyim. Batı'da yaşıyor. İncil'in orijinal Yunanca yazıldığını kaç kişi? Kaç kişi biliyor? Orijinali Aramca'dır. Hayır, orijinali Yunanca İncil'in. Evet. Tevrat'ın ki İbranice. Ama İncil'in yani Evangelos evet. Yunancadır. Çünkü İsa'nın konuştuğu değil Aramca. Aramca. O doğru fakat adamlar Evangiller, da şey. Evangiller bir Yunanca tane, yazılıyor. Bir tanesi Yuhanna. Yani bunlar Yunanca Yuhanna yazılıyor. Yuhanna pek Yunanca bilecek durumda değil o. Niye ya? Adamcağız orada gitmiş yaşamış. Yaşadığı yerlerde Yuhanna'nın... Hayır, Yuhanna'nın geldiği yerde sonunda Yunanistan'a kadar geliyor. Geliyor. Bu adamların o zaman konuşulan Yunanca'yı bilmemeleri bence mümkün değil. Çünkü Yunanca bilmese... Hepsi oralar, mi? Abicim, sadece evanjilleri yazanlar. Yani 12 tane havarinin mümkün değil. Hayır, 4, ben şu anda sadece o 4 temel... Lukas'la Markus evet geçiyor. Yani bu adamların Yunanca... Yalnız orada korkunç bir şey var. Yunanca'yı çok hatalı yaparak çeviren şeydir Ambrosius. Yani ilk oturaklı Milano piskoposu ve Papa. Müthiş hataları var biliyorsun. Maserotsuz, hareketsiz okuduğu için Keren'le Karan'ı karıştırıyor. Nur ile boynuzu. Onun için dağdan... Abi Ambrosius çok kültürlü bir adam. Evet ama fakat dağdan eline... nurla ineni boynuzlu diye çevirdiği için Musa boynuzlu heykel. Efendim, Faties Cornuta mı, Faties Coronata mı? Hayır, bu düpedüz Keren Karan bu. Ben sana bir şey diyeyim mi? Zülkarneyn gibi değil onun yani. Onun için Michelangelo, Faties Coronata, ışık saçan yüzü... Faties Cornuta. Boynuzlu. Çünkü çeviri öyle. Boynuzlu. Hayır İncil doğru. Öyle o zaman. Yani şimdi bu İncil'i ve kitabı tekrar alıp emande eden, metni tamir eden biliyorsun Erasmus'tur. Efendim Basel'de. Basel'de. Evet yani, Basel'de. Yani o şey ondan sonra tercümeler. Abi Ptolemaios'u ilk defa yayınlayan da o yani. Evet. İlk baskısını yapan da Erasmus. Müthiş bir herif. Ne Hollandalı değil mi? Hakikaten ama. Vallahi billahi. Bu Hollandalıların Yahudileri de çok enteresan. Spinoza. Onlar ama Hollanda Yahudisi değil. Onlar Portekiz Yahudisi değil mi? Ya Bernoulli ailesi var ya ben bunu ilk defa... Hocam Daniel Bernoulli'den öğrendim. İlber biz dedi İspanyol Yahudisi bir aileyiz. Ama Hollanda'ya göçmüşüz. İşte o zaman bir kısmı Osmanlı'ya geliyor, bir kısmı Hollanda'ya gidiyor zaten. Hollanda'ya göçen Bernoulli'ler daha da sonra Basel'e göç ediyorlar. O meşhur matematikçiler falan.
Ondan sonra Hristiyan oluyorlar falan filan. Ve öyle bir aile ki kardeşim hala bizim adam üretiyor ya. Hala mı? Evet. Bernoulli bana bir gün dedi ki, hocamdı benim adam. Efendim dedi, Basel'de üç meşhur aile vardır. Sen bir tanesini çok iyi biliyorsun, Burkart. Hı. Tarihçi. Tarih. Zengin aile. Konstantin. Meryanlar, bunlar Basel'in yöneticileri ve zengin aile ve Bernoulli'ler. Hepsi yani de Meryan'da malum. Yani diyor ki, biz diyor en fukarasıydık. Çünkü diyor bilim üretiyorduk. Yalnız diyor bizim aile dedi patateslere benzer dedi. En iyi kısmı yerin altındadır. Dedi lan kendine haksızlık ediyorsun. Çünkü kendisi çok iyi bilemez bu derdi Bernoulli. Hay Allah, bugün şeyi konuşmak istiyordum. Kanuni'yi konuşmak istiyordum. Gelir. Kocaman Kanuni. Koca Kanuni. Beş dakikaya sığmaz. Bunu haftaya bırakalım. Haftayı Türkiye'de misiniz beyefendi? Efendim haftaya gelebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü haftaya bir makalemizin son safhaları olacak. Sıkışabiliriz. Bir hafta sonra yapalım. Bir hafta sonra yaparız. Hafta sonra İlber Hocam gelir mi? Bir de Oya ne dedi biliyor musun? Haftaya İlber Hoca ile biz tabii, Kanuni'yi konuşuruz. Hayır, Oya ne dedi biliyor musun? Bir de dedi milleti bıktırmayın dedi. Bıkmaz millet. Şu mailleri ben Oya'ya yollayayım şimdi yani buradan. Allah. Millet, ama millet bak bıkmış beğenmeyenler mı? De var. Abi beğenmeyen ne dedi Allah aşkına. Şimdi genel temayül şu. Diyorlar ki bu şey yapılıyor ya işte artı 18 artı 7 falan diye. Siz de artı 100 IQ deyin ki ona göre izlensin. Evet. Olmaz. Şimdi şey bakalım ne yapacağız. Değerli izleyiciler çok teşekkür ederiz için. Dediğim gibi her hafta olduğu gibi bu hafta da programın tekrarını cumartesi gecesi galiba saat 10'da başlatıyorlar. İzleyebilirsiniz ama ben yine de size orijinalini izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü cumartesi gecesi bir miktar kırpıyorlar. Açıkçası ne bana ne İlber Hoca'ya ne Cehil Hoca'ya sormadan kırptıkları için de biraz keyfe keder kırpıyorlar. Yani bazen iyi bölümleri kırpılmış olabiliyor sohbetin. O yüzden orijinal izleyin ama cumartesi akşamı da programın önemli bölümlerinin tekrarı var. Hocam teşekkür ediyorum kalemimi iade ettiğiniz için. Ben ona gitti gözle bakıyordum. Yapma ya. Hemen size bunun bir tane benzerinden armağan edeceğim. Durmaz. Evet değerli izleyiciler, haftaya Celal Hoca galiba yok çünkü bitirmesi gereken makalesi var. Ha, garanti değil ama böyle bir tehlike var. Bir ihtimal yok diyelim. İlber Hoca'ya buradayız. Haftaya konuşacağımız konu da ana konulardan bir tanesini şimdiden belli edelim. Politika tribünü oynamadan. Tribünü oynamadan, politika yapmadan. Erhan'ın katkılarını bekliyoruz. Şeye, Kanuni Sultan Süleyman Murat'ın nerede da, eksik yaptı, nerede fazla yaptı öyle başlayacağız. Gittiği yere kadar sonra artık Plüton'dan mı çıkarız, Merih'ten mi gireriz, yoksa kara deliklere mi düşeriz göreceğiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Günün gündem okulunda değişiyor ki bu yeni mi gelişti? Hep vardı da bizim bu kadar farkında değildi. Ertesi günde bu konuşmalar annem medyaya yansıyor. Toplumun bir kesimi de böyle bekletiyor.